Yok, şuradan Skype mıydı lan? Neydi lan? TeamSpeak miydi? Yani TeamSpeak. Artar. İbrahim girdin mi oğlum? Hı, giriyor. Az kaldı. Connected. Sen mi geldin TS'ye? Aynen. Sesi duydum. Channel switched. Sounds deactivated yapalım şurayı. Burayı böyle yapalım. Burayı böyle yapalım. Şurayı şöyle yaptık mı? Buradan da buna tıkladık mı? Teşekkür ediyorum. Abonelikleri görüyorum. Okumuyorsun zaten demişler. 225. Hata işte bunlar hep. Allah razı olsun abi. Ondan da Allah razı olsun. Allah razı olsun. O tabii ki ondan da Allah razı olsun. Sağ olsun. Bize abone olmuş. Değer vermiş. Hem de komünitenin bir partisi olmak istemiş. Ne mutlu bize demek ki. Ben yine yeni karakter açıyorum ama bu benim karakterim vardı sanki. Tamam. Ben hangisiydim ya? Bu muydum lan ben? Oldu gibi. Merhaba. Merhaba. Günaydın canım. Günaydın, ne haber? İyi, senden ne haber? İyidir, benden de. Nasıl gidiyor? Cengri. İyi gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Öyle uyandık. Seni özledik. Ben de çok özledim gerçekten. Yani kapıda bekliyormuşuz gibi o derece. Evet. Gerçekten şu ortam olmasa hani daha uyurdum öyle söyleyeyim yani. Diyorsun. Vallahi on numara ortam. Hadi var yürüyelim. Mı? Bizim Snape'den falan bir haber var mı? Beni sordu mu hiçbir şey değil mi? Tabii tabii. Deli özlemiş ya seni. Desene seni sormayan var mı? Sen öyle reylere bastırarak mı konuşuyorsun? Güzellik. Hoşuna mı gittim? Bir tık. Pardon abi. Ya. Sıkıntı yok. Gidelim. Biz küçüğüz ya da o yüzden. Olur yani. Tabii reyler önemli. Dağdan neler yapıyorsun? Ne yapalım işte büyüler büyüler çalışma falan. Okuldan uzaktım. Ha, dedemin kitabını buldum geçen. Aa. Aynen, onun büyülerine baktım birazcık. Ne tarz takılmış büyü anlamında. Kegri. Efendim? Öyle bir ders var ki profesörüne bayılacaksın. Ne diyorsun ya? Gerçekten diyorum sana. Ne dersin, adı ne? Büyücülük dersi ya. Ben inşaat fakültesini okumadığımız için zaten yani büyücülük zaten. Illa ki de yani. Yani. Hangi mesela bölüm ana dalı? Aranlık sanat Speed mı? Speed'un hız. Gel. Aa bak, bu en lazım olan ders. Bunu i̇şte kesin sana. Öğrenmem evet, lazım. Gerçekten. Koşalım o zaman. Koşalım. Koş. Dedemin kitabını da öğrenemedin mi ya? Dedem koşmayla uğraşmamış ki. Hep atlamayla uğraşmış o. Hep yürümüş yani. Yürüme denmez. Pek yürüme de denmez. Bak sen şu derene. Namiriz yüz bit göndermiş. Ay kızlardan selam. Yürümeden özlemiş sizleri. Bir ara birlikte koneyiz batlar. Yürümeden sevgiler. Atlamış. Patlatalım Nami. Kegri, hızı sever misin? Bayılırım ya. Öyle söyleyeyim. Merhaba. 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 Nasılsın abi? Merhaba. İyiyim, sen nasılsın? Merhaba. Ay bu da bir enteresan. Bu garip bir çocuk ya. Biraz asosyal, yalnız bir çocuk ya. O yüzden mesela ben bozardım normalde. Hiç bak bir şey dedim mi? Hayır. Niye? Niye demedin? Ya sosyalleşmeye çalışıyor abi. Merhaba falan dedi, anladın mı?
Kegri bir nefes alırken konuşabiliyor musun? Nasıl yani? Nefes alırken konuş. Oğlum beni niye tribe soktun? Artık nefesin de düzensiz olacak gel. Olmuyor sanki ya. Bu da böyle bir büyü ya. Vuruldum. Nerede sınıf? Şurası mı? Büyücülük ders. Gidene kadar ders bitti zaten. Sorma ya, biraz hızlı sınıf gidelim. Sınıf 5'tir ya kesin o. Speed'um hızsa 5'tir yani. Başka ihtimal vermiyorum. Yavaş bir kapıyı çal. Sakin ol. Girelim direkt. Girelim hoş mi? Geldiniz arkadaşlar sizde. Bir sağlamayacaklar. Kim Profesör aldı? Oturabilir miyiz? Duymadı galiba. Hey Profesör! Oturabilir miyiz? Hoş geldiniz canlarım, lütfen. Hoş bulduk Profesör. Hoş bulduk. Din kültürü mü? Buraya oturalım. Buraya oturalım madem. Nasılsınız bakalım? Gününüz nasıl geçti? Harikayız. Efendim, iyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sana bakıyor Kegin. Evet, fark ettim. Evet, bugünkü dersimizden bahsedeyim size biraz. Bugünkü dersimiz büyücülük dersine Spirdum konusunu işleyeceğiz sizinle. Yüksek ihtimalle bunu çoğunuz biliyordur. Efendim, bilmeyenlerimiz de vardır ama. Ya tabii tabii vardır canım, benim neden olmasın. Biz olmasak da. Canım benim, bana bir yerden çok tanıdık geliyorsun. Senin adın neydi? Efendim benim adım Kegri. Monsieur Junior Kegri. Hmm. Sizin? O zaman seni doğru hatırlamışım. Evet, ben Lucretia canım benim. Lucretia. Nereden hatırladınız efendim? Açıkçası seni burada görmeyi hiç beklemiyordum. Gördüğümü de sevindim. Ben babanın eski bir arkadaşım diyelim. Sen de mi? Yani siz de mi eski bir arkadaşıydınız babamın? Neyse, şimdi bir derse dönelim. Sonra seninle dersten sonra görüşürüz, olur mu? Peki, olur efendim. Tamam bakalım, dersi dinle lütfen. Tabii tabii, kulağım orada yani. Kegri. Teşekür ederim babana anlayışın için. Babana bir kez daha hayran kaldım. Evet arkadaşlar, daha demin de söylediğim gibi. Buna... Bugünkü dersimizin konusu neyse. Büyücülük dersinden spiyordum. Onu nasıl yaptı ya? Bu büyünün işlevi ise... Tehlikeli adam abi. Ayak kaslarımızı son derece güçlendirir ve daha yükseğe sıçramamızı ve hızlanmamıza yardımcı olur. Bebeğim senin ayak kasların kaç numara? Kaçırdığınız bir yer, bir yer olursa söyleyin, tekrar edelim sizin için. Kasların falan, ayak kasların falan Osman ağrısı Dirks tarafından 1579 yılında ya, karısının ölümünün ardından her gece yarısı sesler duymuş. Olur. Ya hem ama bu sesler o kadar rahatsız ediciymiş ki. Daha profesör olsa sana öyle bakması doğru değil yani. Sürekli olarak kulaklığı tıkamış babamın. Ve o şekilde bir süre yaşamına devam babamın. Etmiş. Babamın sağ olsun. Babamın işte çılgınlıklarından bir eseri. Seslerin geldiği yeri bulmak istemiş ve takip ettiğinde ise ölen karısının ellerini aldığı geldi. Tablodan geldiğini fark etmiş. Selamünaleyküm hocam, iyi dersler. Bak, selamünaleyküm de gidiyor. Hoş geldin canım benim, ot lütfen. Bu profesör ne zaman geldi? Fark bunu hocam. Fark eden Osborn... Her gece sesi duyduktan sonra karısının mezarına gitmeye başlamış. Selamünaleyküm de büyücülük dersine giriyor. Bir gün duyduğu seslere dayanamamış ve çıldırmış bir şekilde karısının mezarına hızlı hızlı koşmaya başlamış. Üvey annem. Kendini kaybetmiş bir şekilde daha hızlı, daha hızlı diye bağırarak asasıyla sol ayağına dokunmuş. Ve bu sayede çok daha hızlandığını fark eden Osborn, bu olayın ise Reneşe Yvon'un kendisine bir armağan olduğunu düşünmüştür. Aynı senaryo çok... Bilindik bir senaryo anlatıyor şu an. Hikayede kaçırdığınız bir gün oldu mu bakalım? Hogwarts'a gitmeyiz diyorlardı. Efendim ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de canım benim. Şimdi efendim bu asasıyla bacağına dokunuyor ya. Hı hı. Orada ondan sonra karşısındaki mi diyor? Daha hızlı, daha hızlı diye. Kendisi söylüyor. O başka film o. Yani o an duyguya girdiği için. Ama çok anlamsız değil mi? Hem kendisi dokunuyor hem daha hızlı, daha hızlı diyor. Karşısındakinin. İlk başta daha hızlı, daha hani... hızlı diye bağırıyor. O sırada evet. Asasıyla yanlışlıkla dokunuyor, evet. Ha, asasıyla yanlışlıkla dokunuyor. Hı hı. Bu büyü çıkaran erkek değil mi? Asasıyla evet, dokunduğu evet. Konusunda evet. Kesin kanıtlar var mı yani, yazılmış mı o dönemden?
Yani kitapları bu şekilde geçirilmiş, evet. Belki de hani kitaba geçirirken dokunduğu, asasıyla dokunduğu yazıyor kitapta. Anladım. Yani büyüyü uygulama şeklimiz de zaten asanı sol bacağına dokundurarak uyguluyorsun. Uygulanma şekli de öyle yani. Yani bu gerçek olduğunu kanıtlar aslında. Kendi bacağımıza mı dokunduruyoruz? Sol bacağına, evet. Kendi sol. Sağ olur mu? Denemek ister misin? Yok. Denemek ister misin? Ben isterim efendim. Gel bakalım. Hadi bakalım. Sağ git, hızlı ol, hızlı ol de. Gel bakalım. Yanlışlıkla evet. Sağ bacağı. Burada arkadaşların karşısında deneyebilirsin. Denedim. Şimdi asanı çıkart bakalım. Bir saniye çıkartayım efendim. Tamam canım benim. Çıkmıyor. İlk başta zorlanman gayet normal. Büyü uygularken şey yapma, sıkıntı yaratma. Bir de burada bu kadar kalabalığın önünde asamını çıkart deyince mesela o da beni bir tık gerdi de, o yüzden bir saniye. Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler, sorun değil. Normalde mesela evde tek yer hep kendi kendime çıkartıyorum. Başarılı bir çocuk olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama bakmasınlar. Bakmayın öyle. Dediklip bakmayın arkadaşınıza. Arkanızı dönün öğrenciler. Çıkartamadım da, değil mi? İstersen heyecanı yaptıysan daha sonra da lazım. Deneyebilirsin. Bir saniye efendim. Bunu bugün yenmem lazım. Tamam. Seni bekleriz. Sorun değil. Arkamdan. Oturun, oturun. Herkes arkasını dönsün. Ya bir gelir gibi oluyor. Tamam. Çıkarttın tamam. Mı şu anda? Evet, evet. Evet, evet. Tamam. Evet, çıkardın. Şimdi asanı sol bacağına dokundurup spiyodum de bakalım. Ama dikkatli ol. Speedum. Bak bak hareketlere bak. Tekrar dene bakalım. İleri doğru bakıp dene. Speedum. Bence yapabilirsin. Efendim biraz yavaş, daha fazla yavaşladım gibi sanki hızlanmaktansa. Yaparsın, yaparsın. İyi odaklan. Babam yapar mıydı daha hızlı? Oy, tabii tabii. Baban harikaydı o konuda. Tamam. Ben de iyi bir büyücü olduğumu göstermem lazım. Speedum! Çok iyi. İşte bak. Muhteşem. Wow. Tebrik ederim seni Kegel. Teşekkür ederim profesör. Teşekkür ederiz bu güzel gösterimin için. Sağ olun efendim. Bunu yapamayan da ne bileyim yani, okumasın. Evet, arkadaşınızı da tebrik edebilirsiniz. Otur canım benim. Sağ olun. Bilmeyen varsa artık, hani bunu da yapamıyorsa, helal, o kadar yeteneksiz varsa iyisin. Artık okulu bıraksın hocam. Bazı anneler bilmiyordur ya, filtrenin hariç. Herkes zamanla öğrenir, o sorun değil. Evet, devam ediyorum. Arkadaşınızın da gösterdiği gibi asa hareketimiz sol bacağımıza dokundurup speedum dememiz yeterli. Beğendin mi speedumumu hızlı? Bu büyünün herhangi bir rengi yoktur. Etimolojisi ise speed hız, doom ise çığlık anlamına İngilizceden gelmektedir. Şimdi. O ayağıma dokundurma kısmı huylandırıyor birazcık, haberin olsun. Quiz için... Size biraz sorular soralım bakalım. Ben daha doğru gösterebilirdim sana. Keşke onu ders öncesinde çalışsaydık yetek anlatayım. Canım benim, bu büyünün rengi nedir? Geçti artık. Neyse, bacağı dokundurmalı başka büyü vardır elbet ya bu öğretim hayatında yani illa. Bilmiyorum o kadarını ben. Emin misin canım? Ama öğrenirsek deneyebiliriz. Yeşil. Deneyelim. Yok. Yeşil de değil. Evet. Anladım. Kusura bakmayın profesör. Hufflepuff'ın malı mı bu? Sizi hayal kırıklığına uğratırsam özür dilerim. Bir dahakinden iyi olacağına eminim canım. Hufflepuff'tan ne bekliyor ki zaten? Sülük. Bir dahakine de dersimi dinle lütfen, tamam mı? Patates. İşte bulanları. Patates peki, bunlar. Profesör. Patatesler. Bulanık mıdır nedir ya bu? Kegiri sana soralım bakalım. Peki efendim, buyursunlar. Bu büyümüz ne işe yarıyordu? Efendim bu büyümüz bacağımıza dokunduruyoruz efendim, asamızı öncelikle. Bacağımıza dokunduktan sonra tövbe estağfurullah, bacağımızda böyle bir hareketlenme oluyor. Kan dolaşımını mı artırıyor artık? Ne yapıyorsa yani. Bir anda hızlanıyoruz efendim. Daha hızlı ve daha hızlı.
Aferin ya. Teşekkür ederiz. Silkenin evet arkadaşım dediği gibi. Sağ olun. Her zamanki gibi. Eyvallah. Tamam. Quiz bu kadarlık da yeterli. Derse geldiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra görüşmek üzere. Sağ olun profesör. Tabii tabii. Gelirsek. Kegiricim sen bir kalabilir misin? Tabii ki efendim. Arkadaşlar dersten çıkabilirsiniz. Siz ders bitti. Tabii efendim. Görüşürüz efendim. Görüşürüz canım benim. Gerçekten inanamıyorum. Hoca bana taktı sen. Git kapıda bekle ben hemen sonra gideyim. Sonra yürüyor. Yok bir 20-25 dakika sonra buradayım. Ya bilemedim 25 30... dakika mı? Ya ne? Kapının önünde duruyorum bak. 25-30 dakika yani bence gayet okey yani. Merhaba. Tamam. Tamam geliyorum hemen. Tamam. Görüşürüz arkadaşım. Efendim? Arkadaşım. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz, görüşürüz. Kegiri, nasılsın? İyiyim. Öğretmenim mi diyeyim artık, profesörüm mü diyeyim? Yok, profesör diyebilirsin canım benim. Ha, profesörüm. Siz mi diyeyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Sen mi diyeyim, babana... siz mi diyeyim? Nasıl rahat ediyorsan. Tamam. Babana çok benziyorsun bu arada. Babam şöyle söyleyeyim. Birebirinin aynısının birebiri... Aynı ya. Kesinlikle. Ben aynı genetik, DNA, yüz, göz her anlamda yani. Anca bir insan bu kadar benzeyebilirdi. Bakın birebiri diyorum yani hani bir benzeri değil yani. Aynısı. Başımda yani ben ismimde Junior olduğuna çok bakma. O hani aileden... İşte öyle değilim diyorsun. Aynen o şekilde efendim. Peki siz neler yaparsınız babanın okulda başka? O çapkınlığı sende de var yani anladım. Yok efendim bende hiç öyle şeyler yok aslında. Belki de vardır bilmiyorum. Anladım anladım. Kendimi yeni yeni zamanla keşfediyorum. Zamanla öğrenirsin artık. O da güzel. Peki sizin gibi güzel bir profesör hak edecek ne yaptı bu Hogwarts? Ne yaptı? Ben de buranın öğrencisiydim. Babanla birlikte hatta burada birçok anı biriktirdim. Öyle bu sınıflarda mi? Evet okul koridorlarında. Babamla tuvalette bir anınız var mı efendim? Yanlış tuvalette anlamayın. Tuvalette bir anımız var mı? Yok hayır. Bu sır aramızda kalsın. Baban efendim. Evet evet babam. Baban daha çok kendi başına takılıyordu genelde ama hep bir günlükle uğraşırdı. Ya bu tuvalette anınızı sordum yanlış anlaşılmasın. Bu... Yok. Hiç yaşamadık orada. Sırlar diyarı mıydı? Sırlar dünyası mıydı? Sırlar oldu. Benim şimdi oradan birazcık yok, haberim var. Yok tuvalette bir şey yaşamadık. Yaşa kesin mi yaşamadınız? Evet evet eminim. Anladım efendim. İnşallah ben yani salak babam, aptal babam demek istiyorum burada. Oo, yo 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 baban çok iyi birisiydi ya. İşte... Sadece sana bir şey merak ediyorum. Evet efendim. Baban çok günlük tutardı. Sen de onun gibi misin? Günlük tutuyor musun yani? Günlük tutuyorum efendim ama artık hani devir de biraz değişti. Artık böyle biraz daha video kaydı gibi tutuyorum ben günlükleri. Anladım. Vlog. Babanın zamanında tuttuğu günlük okuldaki herkes tarafından o kadar çok merak edilirdi ki herkes onun hakkında konuşuyordu. Ama sanki babam hani herkes de tutmuş gibi. Evet evet baban çok sevilen birisi. Babamın günlüğünü babam herkese de tutturmuş gibi yani günlüğü. Ben mi yanlış anlıyorum? Yok, çünkü kimle baban, karşılaşsam haberi var. Baban kimseye okutmaz o günlüğü. Herkes çok merak ederdi ama kimse bilmezdi içinde ne yazdığını. Ve hala da bilinmiyor. Anladım efendim. Babamın günlüğünün neyse burada söylemiyorum şimdi sizi de burada. Aynen aynen. Esin ya. Ben seni tutmayayım arkadaşların bekliyordur. Evet efendim. Tekrar ya, görüşmek üzere onlar, o zaman. Onlar beklese ne olur ki? Hani bir yandan düşündüğün olsun zaman. Olsun bekletme. Geliyor. Yazık arkadaşlarına. Tabii ki arkadaşlarımı çok seviyorum efendim. Sizinle evet. Bir başka derste görüşmek üzere. Sizin derslerinizi hiç kaçırmayacağım benim. Bundan sonra. Dört gözle bekliyorum seni. Peki efendim. Kendinize çok iyi kendine bakın. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Görüşürüz. Dur! Koş bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Spidum attıktan sonra benimle bir hareketlenme böyle, oluyor böyle da. Böyle şeydim bence. Sen kimsin ya? Bir dakika bir dakika. Ben mi? Sen. Siz ne sen konuşuyorsunuz? İçerideki hareketler neydi ya? Ben kendimi tanıtıyordum. Bebeğim sen bu
Sen hangi klandansın? Senin hangi bina senin? Ben Ravenclaw. Ya bu Raven ne Klovlu, anlamadım. Ravenclaw'lu solucanlarla sen neden konuşuyorsun? Muhataba artık değmez ya. Öyle değmezsek. Dersek. Bir şey olmaz. Canım ya, kutluyum. Yani demeyelim be. Allah Allah. Tabur 4 ne yapıyorsun lan? Tabur 4 deme lan kızı sende. Aa. Şu çok kızları tavlayan çocuk sen değil miydin ya? Kegi. Yo değilim. Özledin mi beni? Anladım. Özle. Yalan mı söyleyeyim yoksa hani kırmadan mı anlatayım yoksa gerçekleri mi vurayım? İçimden ne geçiyor şu oyunu söyle Kegi? Özledim lan seni de özledim. Özülmedim özülmedim. Ben merak de özledim. Bu yüzden sana ufak bir Emin'le geldim. Bir kere de bir aratır sor be amına. Bir kere de ki yani ne haber nasılsın iyi misin de yani. Bir sürü bir emir. Bir de emir demem rica diyelim ona bunu. Ben... Gidince zaten anlatacağım konuşacağım o derdimizi söyleyeceğim onlara da. Emaniyet ben görev adamıyım Keki. Ben görev adamıyım. Anladım. Aynen. Dediğim gibi emir var. Gitmemiz gerekiyor. Senin adın neydi? Anlamadım. Sofya. Kaç gibi gidelim. Şimdi mümkünse hızlı ya. Ben seninle tanışmıyorsun evet diyor da benimle. Nasıl tanışıyorduk seninle bir tanıştırsana bizi. Off stream yani off the record. Neye bak? Rol dışı. Ben mi? L kısmına bas L. Öyle bakıyorum. Öyle mi? Öyle. Var. Merhaba. Öğrenci var. Neye bak? Öyle yasak mı bakmak ya? Ben de bassana. Sen neye bak? Tamam. Başım. Neye bakıyorum. Neye bakıyorsun? Öyle. Bebeğim güzel efendim oyun niye böyle? Efendim. Alsanla şu bacağının L kasına bir şey yapsan mı sen de kendini? Nasıl ya? İstiyorsan benim asayla da olur. Yani bir L kasını bir şey yapsan mı? He. Hadi Sofya yapabilirsin. Onçik. Ha. Hadi. Tamam tamam anladım. Yaparsın. İbo gel sen de bir L kasını çalıştıralım seninle de bir. L kasını hangi bölge ora? Karın kası Atak bölgesi. Atak bölgesi. Hadi, hadi yapabiliriz bunu. Oldu mu? Slytherin'iz kendinize gelin. Heh. Oldu mu tamam lan? Bana tamam hiç bakma. Hiç bakmadım sana. Ben okeyim abi. Şu kaslarımı çalıştırdım. İnşallah başka kaslarında darısı başına diyelim. Hadi bakalım. Siz onu yarım saatte yapmışsınızdır içeride. Yarım saat sürmedi ki bebeğim. Hayla. Ha o kadar mı kötüydü? Gidelim mi? Sen var ya büyüyünce ben abi profesör olacaksın. Ya çılgın profesör senin. Yani ben şey olurum artık. Profesör mü olurum? Sen var ya tam bir cadı olacaksın. Hiçbir şey olmaz. Öyleyim zaten tatlım. Tatlı cadı ya. Dostum Slytherin toplantısı ya. Dostum ne Slytherin toplantısı. Biz gidelim. Ufaklık. Evet. Efendim. Sen hangi binadandın? Ravenclaw. Başka bir hayatta. Başka bir hayatta. Ravenclaw var ya. Ben evet Ravenclaw. Ravenclaw mu? Tık. Kurdan yürüme. İşte bu. Ravenclaw diyor ya. İğrenç iğrenç. Akıllı akıllı tipler. Hadi. Geliyor utanmadan. Böyle bir şey yok. Onlar nereden bilsin Slytherin'in koyu oyunu? Bilemez. Sen de çok Slytherin diyemiyorsun zaten ne hocam. Bize mi bıraksan ya? Bundan sonra ayağa gidiyor o zaman. Sen anneye bak çevirsenize. Ben de anlamadım. İmparator. Batım İmparator değil o geri zekalı. İboke kaldı. Hayranlıkla bakıyor. Geçen o imparator mu? Gördük. Tek büyün oğlum. Niye böyle şey yaptın? Tamam, devam edelim. Devam edelim, gelin. Nereye gidiyoruz? Benim bir tahminim galiba var da. Aşk yoluna gidiyoruz yine. Ne diyorsun bak ya? Şu işe. Yine mi ya? Yine evet mi? Bir bitmedi aşk yolunu. Sikeyden aşk yolunuz ya. Aşk yolunda seninle yürümek... Bak şu İboki'ye bak. Lan İbo. He. Dön oğlum akvaryumuna ya. Nasıl laf sokma? Fark ettin mi? Harika. Alık, güzeldi. Alık bir insan ya. Güzeldi. Kızın yanında da cevap vermiyorum ki şey olsun. Balık alık mı? Aynen öyle.
alık burcundan bahsetmiyorum. Bir boyun kendi alıklığı. Aşk yolu biz geliyoruz. Aşk yolu açın yolu. Bu da aşk yolu için besteledim şu an şarkım. Ya ya şeyin getirsene şeyinkini buraya. Benimki ne lan? Peki şimdi ne aramaya gidiyoruz? Neyse. Ne dedin anlamadım benimki derken? Seninki işte anladın sen. Kanka seninki işte. Benim. Aynen işte bir çekim var. Bunu biliyoruz. Benim ufaklığı değil diyorsun. Mi? Hayır. Önümdeki ufaklığı. Tamam işte o benim. Tamam. Evet. Geçirsene bir ay buraya. Romantik bir gece. Nerede ama orası? Bir ay şimdi. Neresi orası? Hayır köprü. Manzarayı seyredersiniz. Ya şura aşağıda donuyordum da benim asayı falan görürseniz yani alırsanız çok mutlu olurum ya. Dostum elinde asan ya. Yok o şey ya şu altta daldan kopardım benimki değil o. Sen? Şimdi hoca şey bizim profesörler kızmasın diye. Kendini mi saydın? Tamam. Tabii getiririz hiç merak etme. Tamam teşekkür ediyorum. Sen hangi binadansın? Gryffindor. Babacım Gryffindor devam sen et. Uğraştırma bizi ya. Lütfen asanı kaybeden Gryffindor mu olur ya? Tamam bir şey demiyorum. Tamam. Hadi eyvallah. Hadi sene sonu puanlamasında görüşeceğiz Gryffindor. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi koçum. Speedum. Elinde asa yok. Daha asanı tutamıyorsun. Elinde asa tutamıyor bir de görüşürüz. Biz ne yapalım? Anlamadım daldan asam koparmış. Mal ya biraz. Nasıl yapmış, bir vizyonsuzluk? Mucit. Vizyonsuz köpek, pislik, iğrenç midir nedir ya, bulanık mıdır? Ya biz o kokan yere mi gideceğiz yine ya? Kokan? Bebeğim ona kokan... Efendim canım. Burada yorumla tabii ki, burada eleştir de hani oraya gidene kadar eleştir. Orada bunları birazcık orada daha... Orada demeyelim. Siz spidumu... Niye arkadaşına sümüklü derken bir şey yoktu ama? Kim sümüklü dedi ya? Sen dedin. Kime nasıl dedim? Ya? İğrenç dedin, ö dedin, bö dedin yani. Orada da deme öyle şeyler ama. Kime dedim ya? Neden ki demeyeyim? Demedim. Arkadaşına dedin ya, ben mi yanlış hatırlıyorum? Yo kokusu benim arkadaşım ya. Beynimi işlemiş. Kime dedim, bana mı dedin? No, beynini yerim sümüklü ben ya. Sana? Biz böyle bütün yolu yürür müyüz? Ona göre speedumları basalım. Yani yürüyebiliriz sen, yürümeyi de biliriz. Sen hadi herkes birbirinin sol bacağına. Biz şu an nereye gidiyoruz? Spidum sardı seni. Sardı ya böyle büyüsel. Beni de la beni de. Hadi girişe sardım. Kadar koşalım. 3, 2, 1. Spidum! Yuhu! Hiye yapıyor mu? Hiye. Eyvah karanlık orman. Eyvah. Azdor Lumos'u olan var mı? Biraz kaynak. Cebimde bir Lumos. Ben bilmiyorum öyle şeyler. Speedrun. Olmuyor bu büyü bende. Ay. Bu ne lan? Sakinleşin bakalım. Bu ne lan? Geliyorum. At. Yara insan. Ben de size tam olarak bunu soracaktım. Sizin gibi küçük çocukları buralarda fazla göremeyiz. Tanıtın bakalım kendinizi. Neresi büyük? Büyük yani. Şuradaki yavrusu herhalde. Efendim ben tanıtayım. Ben bunları biliyorum. Bunlar centaur bunlar. Efendim tanıtabilir miyim istiyorsanız kendimizi? Tabii ki çocuk seni dinliyorum. Şimdi ama şey dediniz ya sizin gibi çocukları buralarda göremiyoruz. Yani daha tam yeni girdik. İki adım attık orada hemen karşılaştık efendim. Belki de hani dikkatli mi bakmıyordunuz? Veya sizin gibi aptallar buraya girmiyordu. Ne dersin? Bu da olur. Biraz kırıcı olur. O da farklı olur bir ama. Seçenek ama kırıcı yani. Olur. Evet. Bir tık çocukluk gururumuzla oynar ama olsun. Efendim ben kendimi tanıtayım efendim. Ben ünlü bir babamı belki tanırsınız. Oradan başlayayım. Babamdan başlayayım. Ben Monsieur Kegri'nin oğlu Junior Monsieur Kegri. Aynı yani birebiriyim. Slytherin öğrencisiyim efendim. Yetenekli mi yetenekli? Efendim. Bir şey ararsa Safkan tabii. Safkan tabii bak bunu hiç söylememe gerek tabii. Yok. Saf bir kan ama cin gibiyim. Efendime söyleyeyim. Kız arkadaşımı sizinle tanıtayım.
Merhaba efendim. Ne saçmalıyorsun tam olarak? Efendim hani biz bir öğrenci arkadaş grubuyuz aslında. Buralarda geziyoruz, ateş yakacaktık efendim ormanlara. İsmim Kegri mi demiştin? Evet efendim, Kegri. Bak şimdi Kegri. Büyücülük dünyasında bizimle dost olmak isteyen çok fazla büyücü vardır. Ama biz bu dostluğu belirli birkaç bilmece sayesinde veriyoruz. Eğer sen de burada rahatça yürüyüp geçip gitmek istiyorsan bu bilmeceleri çözeceksin. Havalara bak, havalara. Tabii efendim. Sen de konuşuyorsun oradan fındık. Efendim telefondayım da geleceğim hemen, bir saniye var. Aynen. Telefon derken? Ya telefon sokmak yasak İbo. İboriño neredesin? Karanlıkta da görünmüyor. İbo Mike. Geldim geldim. Buradan duruyordum. Telefonla konuşmak yasak oğlum. Bilmiyorlar, okula telefon sokulduğumuzu biliyorlar. Salak salak hareket ediyorlar. Efendim ben bilmeceleri çözmeye hazır gibiyim yani şu an. Hazırsa değil bilmecen geliyor. Fındık kurabiyemi sizin de tanıtmak istiyorum öncelikle. Sofya'cığım. Fındık kurabiyem. Efendim buradayım buradayım. Ben, merhabalar. Neredesin? Çok tatlısınız efendim. Sofya ben. Sofya efendim. Fındık kurabiyem mi demiştin? Evet efendim, fındık kurabiyesi. Fındık kurabiyeleri de çok severim. Tam ağzıma da. Efendim. O benzetme efendim. Bir bayat kurabiyesi. Bayat. Dediğime bakmayın efendim. Kalbi kırılmasın diye fındık kurabiyesi diyorum. Yoksa kete yani, anladın mı? Tatlı tuzlu. Tuzsuz yani. Dümdüz tadı da yok. Tuzsuz, tatsız, tuzsuz. Bayat. Kete. Ben tatlı değil miyim? Lazım. Beyim çok tatlısın. Senin ağzını yerim de şimdi bak. Burada at adamların önünde mi tartışalım ha? Hı, ha, güzellik. Tamam. Burada tatlısın, kan, evet. Bu dört narların önünde tatlısın. Tartışalım mı canım aşkım? Lütfen efendim Kegri de çok tatlı. Sağ olun. Siz o da benim kurabiyem. Adamı kurabiyesi. Evet. Efendim, her neyse yeterli. Benim aklımı karıştırmayın. Mısır kurabiyesi benim. Evet. Hazırsan soruları soruyorum Kegri. Hazırım efendim. Kuyruğu var at değil. Saçları var insan değil. Diş fırçası efendim. Hı. Sabah yalar, çalkalarız ağzımızı kırlı kırlı. Valla mantıklı geldi bana. Yaz bunu, güzel laf. Bunu alın yalnız. Doğru mu peki? Ama hayır, sorumuzun cevabı bu değildi. Soruyu bir daha alayım o zaman. Ezberci bir sisteme eğitimden geçtim. Sen ama sınırları zorluyor gibisin. Çok özür dilerim efendim. Ben soruyu tam aldım. Sinirlenme oğlum, tamam. Ay tükürük geldi. O sizin neyiniz tam olarak? Cevap ne biz oğlum? Hepimiz aileyiz. Kuyruğu var. Kırlı kırlı sabah ağzını alırsın. Neydi lan hazır bu? Hazır mısın? Evet efendim. Kuyruğu var at değil, saçları var insan değil. Ne bu? Eşek. Evet, bir nevi. Bak bu şimdi Kegri. Kegri. Evet efendim. Arkama bak. Tamam. Ya yani illa evet. İstiyorsunuz ki sizi söyleyelim. Peki tamam, soruyu siz sordunuz. Centaur diyorum ben. At adam. Diyorum cevabım. Unicorn, unicorn. Adamlar övde gidelim ya. Hazırsan ikinci soruya geçiyorum. Tabii. Yara var mı acaba? Gökte gördüm köprü, rengi 7 türlü. Ne bu? Efendim cevap veriyorum, gökkuşağı. Hani gökte oluşuyor köprü gibi. Bak bak renkler. Sizin oğlan ters bakıyor sanki. Kaç bindeyim şu an? Şu anda iyi gibisin. Güzel evet. İlerliyorsun. Diğer Kegri. Soruyu alayım. İyisin lan. Son soru. Evet. Gökte ne var? Soruyu bir daha alabilir miyim? Gökte ne var? Çok basit bir soru değil mi? Yarrak. Efendim gökte ne var? Var. Çok kritik. İyi gibi. Bilemedin Kegri. Neden efendim? Sorumuzun cevabı bu değildi. Başka düşün bakalım, gökte ne var? Başka sorumuz var mı? Maalesef son sorumuz bu. Peki ben size kim olduğumu tanıttım mı? Bir daha tanıtayım bir isterseniz. Tanıt bakalım. Efendim şimdi neyse. Bir dakika bir dakika yok. Bu madem bu noktaya gelindi, soru cevap noktasına gelindi. O zaman ben de size birkaç soru sorayım öncesinde. Sonra sor kendimi bakalım. Tanıtayım. Sabah sen kalkarsın, o kalkar. Sallanır. Nedir? Bunu bilelim. Sen kalkarım, o kalkar. Evet.
Yarrak. Yanlış efendim. Aklınız fikriniz hep bacak aranızda diyeceğim de. Sizin bacaklar biraz değişik olduğu için. Saç efendim, saç. Kafa, saç. Diğer soruları alalım bakalım. Diğer soruya geçiyorum şu anda. Soruya geçelim o zaman. İndirdim. İndirdim, kaldırdım. Girdim, çıktım. Nedir efendim? Siz biliyor musunuz çocuklar? Kol. Fırıncı küreği mi lan bu? Kol mu? Kol olabilir. Kapı kolu olacak efendim. Kapı kolu. Ne ya? Hadi gidelim artık. Kapı kolu olacak. İyi de. Burada iyi de. Efendim kapısız yerden gelmiş olabilir misiniz? Son soruyu soruyorum efendim. Soru bakalım, seni dinliyorum. Sulu sulu ağzıma aldım. Çok lezzetliydi. Yemeden bıraktım. Sen ne olsun istiyorsun ya? Diş fırçası olabilir mi? Yok efendim. Neydi? Yemeden bıraktım kısmı çok kritik bu soruda. Düşünün isterseniz. Soruyu da kırdın alabilir miyim? Ben de düşüneyim bu arada. Sulu sulu ağzıma aldım. Yemeden bıraktım. Yarrak. Efendim benim anladığım kadarıyla siz bu yarrağı istiyorsunuz. Ben buradan bunu anladım, kusura bakmayın. Hayır ya, şeftali değil mi? Şeftali neden yemeden şeftali bırakayım? Şeftali. Çekirdeği ne? Sakız olabilir mi ya? Cevaplar yaratıcı. Her neyse kendine. Daha ne olsun? Evet efendim. Bu tutumunu sevdim. Sağ olun efendim. Artık biz senin dostunuz. Ne zaman istersen yardıma geleceğiz. Sizin isminiz neydi efendim? Trevor benim ismim. Trevor abi. Trevor abi. Biz Atlı belki de hani dostluktan ötede bir akrabalığımız bile olabilir, biliyor musun? Çünkü benim babamın anlattığına göre bizim büyük 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 çok daha büyük, onun da büyüğünün en büyüğünden bahsediyorum. Onların bir at soyundan da geldiği, işte büyük 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 dedelerimin, böyle ecdatlarımızın, böyle bizim dedemin en büyüğünün de daha büyüğünü hayal et. Onun bir... Ödüyorum şu anda. Evet efendim. Oradan geldik diye de söylenti de var. Çünkü bende garip garip hareketler oluyor. Evet ki. Hala bende de var bunlar. Ufak bir kontrol yapmamızı isterdim. İsteme de gidelim. Eğer söylediklerin gerçekse... Evet efendim. Yapalım mı bu kontrolü? Nasıl bir kontrol efendim? Sağ olur, kızı götür. Nereye efendim, kızı götür? Ne biliyordum ya. Biliyordum ya, biliyordum. Hep bir aksiyon, hep bir macera. Bırak gidelim ya. Yok. Kim götürecekmiş efendim, ya? Kızı götürmeyelim. Bunu götürün, bu sarışını götürün. Yok, hayır. Ufak bir kontrol yapacağız. Efendim beni kontrol edin. Kızı niye kontrol ediyorsunuz? Kızı değil, seni kontrol edeceğiz. Beni sen neden ya kontrol ediyorsunuz? At suyundan geliyorum demedim mi evladım? Ya belki de gelmiyorumdur ya efendim. Oğlum, bu kadar takılmayalım ya. Siz abi bu kaymakamda mıyız? Neredeyiz gelmiş abi ya? Mutlaka ben arkandayım bu arada. Sen kimle konuşuyorsun? Sen neredesin ya? Aa, buradaki biz misin? Allah Allah. Ben de öbür tarafa dönünce öbürdeki bu at kafası... Şey, at kafası derken... At, insan kafası... Kegri, sen benim aklımı allak bullak ettin. Dur sakin ol, dur sakin. Sen benim aklımı allak bullak ettin. Bundan sonra biz senin dostunuz, tamam mı kardeşim? Dostuz bundan sonra. Aynen öyle, aynen öyle. Bir sıkıntın olduğunda diyorsun ki at Trevor abi, gel beni kurtar. Ben hemen ailemle oradayım. Anlaştık mı seninle? Anlaştık. Eyvallah, abi başkan. At Trevor. Tamam kardeşim, kendine iyi bak. Tamamdır. Dikkat et, üstünü başını sakın yırtmıyorsun. Hadi gidelim çocuklar. Hadi görüşmek üzere. De. Pardon, bu son Death şaka. Mi? Yok, o şaka anlamı. Olmadı gibi. Bu olmadı. Bu olmadı da anlamadılar. Yemeyeceksin. Hadi anlamadılar, anlamadılar. Görünmez mi zannediyor kendini burada? Ne yapıyor? Neyse. Heh! Atla arkadaş edindik. Ben ne yapayım? Geyin. Kötü bakıyor. Geyin geyin diyeyim. Tamam, bir şey yapacak. Oğlum ben bunlar gibisin. Asla götürüyorlardı beni. Bak, aşkım minik kuşum, hayatımın anlamısın. Efendim tatlım. Bunlar gibi şey ben... Gittin orada kurabiyem burabiyem dedin, götürüyorlardı kurabiye yani. Kurabiye misin çünkü? Sen böyle... Ağızla dağılan bir kurabiyesin ya. Nahyeller. Ben bunlar gibi var ya, at, eşek, öküz, dana, hepsini, bunlar gibi kaç tanesini ben başa çıkarım, biliyor musun sen? Tabi canım, tabi. Tabi. Gidelim. Gidelim. Bir daha da bak, buraya gidiyoruz ya, bunlara söyleyeceğim. Niye hep biz gidiyoruz abi? Onlar niye bir kere gelmiyor? Keki, ağacından çıkanı duysun artık şu kulağın. Allah öyle bir şey mümkün olabilir mi? Dostum ağzından çıkanı kulağım duyuyor. Sen ne anlatıyorsun ya? Hayır, bunun bu ayarının bugün verilmesi lazım bir yandan da.
Ya etrafımızda atlar bak, var. Bak gel bak ne anlatacağım şimdi oraya bak. Gel, beni sinirlendirdiler ya. Biz gidiyoruz karanlık ormanda, atla karşılaşıyoruz. Bir şeyler oluyor. Git abi önden git de seni takip edelim. Niye bize bakarak sen gidiyorsun? Sen biliyormuşsun gibi gidiyorsun da ben de seni takip ediyorum bakalım. Allah Allah yeter be. Oğlum şu Lumos parayla mı? Yakın Allah aşkına size şey ya. Yeter abi. Ananız troller. Yemek. Yemek mi? Yemek. Yemek. Troller ne? Yemek uyumak için. Şey, merhaba troller. Bir dakika ben anlaşırım. Gel kurabiye falan yok. Ben gidin bu, gidin. Dev yemek ben. Bu kardeşim. Ne diyorsun? Küçük. Sen beni anlıyorsun değil mi? Evet. Bak şu ileride at var 3-4 tane. Gerçekten lezzetli duruyordu sizin için. Ben size nasıl söyleyeyim. Nasıl? Bayağı güzel böyle simsiyah çikolata gibi. Nasıl? Ya gidin diyor, nyav nyav diyorlar. Şimdi yemek, arkadaşlar. Yemek. Yemek, yemek. Evet. Yemek ben size ısmarlayayım yemek. Yemek. Lan dur oğlum. Ekmek kafalı olmuşsun ye. Bir dakika dur ya. Çömelin. Allah Allah. Çömelin. Yemek çömelin. Yok. Şimdi şöyle zaten yemek. Bizim bütün ekibi yesen sen yine doymazsın yani. Birinizi doyuramayız yani. Bırak kafasını bırak. Yemek. Batsınlar. Yok yemek. Yemek. Ha, ben bunların dilinden anlıyorum. Bir dakika. Yine babamdan now, geçen. Now diyor ya. Now diyor. Babamdan gelen bir özellik bu da hayatım bak. Bunları hep gör. Trollerle de konuşabiliyorum ben. Tabii hadi bakalım. Ve bana inanılmaz saygıları ben var. Ben de sanıyordum ki tek kadınlar tanıyor babanı. Ya o anlamda değil hayatım. Trollerle babamın bir alakası yok. Yemek. Bunlar yemek. Troll. Konuş, troll adın ne senin adın? Gel. Ulan git. Adın bak sen de konuşacaksın. Adın ne adın? Yemek. Dev. Şimdi ben dedim ki hani çok mu sinirlisin, sakin misin? Sakinim dedi. İsmim Devi dedi. Sen niye anlık fak oldun? Şimdi karnınız çok mu aç? Karnınız. Yemek. Yaptırayım mı size kanat? Yaptırayım mı kanat? Kanat. Kebap. Attırayım mı kanat? Attırayım mı? Ay çok eğilmesek. Bir buçuk attırıyorum sana. Ne? Eğil tam eğil tam eğil attırayım. Buna da bir. Buna. Sana da bir. Bu küçük bir. Bir posta attırayım sana gel. Bir posta sana attırayım gel Allah aşkına. Lütfen. Bak şimdi yolumuzdan çekilin. Lütfen. Şşş. 30 dakikada sipariş kapınızda hadi gidin. Tamam. Gidin. Mağaranıza gidin sikerim bugün. Kapı da ödeme ona göre bak, hadi. Hadi bakalım gel, al. Gel. İlerle. Yürü. Gelme. Hadi bakalım. Hay. Şimdi hayatım bunlarla ben şimdi konuştum. Dedi ki çok sinirliyiz abi dedi. Sen ne de Allah'tan ne de böyle yetkili bir abisin. Sen olmasaydın ne de bunların hepsini affedersin yerdik dedi yani. Sizden bahsediyoruz. O zaman ortamı hazırlıyorum. Hatta şu İbo'yu da sikerdik anlamında bir şey söyledi. Tam anlayamadım. O çocuklu'ya yemekliği gelmezse bedavadan bizi yiyecekler. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir nereye şey yapamaz. Arkanızda ben varım. E gitsinler at çevirme yapsınlar. At çevirme mi? Sen nereden öğreniyorsun bunları? Şaka Martin Yasin'in ya. At çevirme diyor ya. İşte sana neden aşık olduğumu hep her seferinde bana anlatıyorsun. Kafana şimdi bir tane olmasa çam ya. Saçlarım. Olmak lazım tatlım. Tatlım. Aşk diyor, böcek diyor. Herkese çözüm İbo. Buluyorum. İbo Rinho. Efendim? Bu ekibe hiçbir sikim katkın yok senin. Ne lumos sokuyorsun bir de karanlıksın görünmüyorsun da. Raconu görmedim mi az önce? Ya neyi racon gördün adamlar seni sikecek daha diye. Adama hoş dedim tükürdüm adama. İyi bok yedin onu duydu mu acaba? Aynıntısı iyiymiş yalnız. Gidelim abi. Tükürmüş ama. Gidelim. Bunlar da zaten tükürüyordu. Çok da farklı bir şey yapmamıştım. Olsa bir şey parlıyor. Monique'de işte, tükürmeyeceğim. Yok abi bunlarla da konuşacağım. Karanlık mıdır, aydınlık mıdır? Kahverengi midir? Karanlık. Bunlarla konuşacağım. Gelin. Bir son gelişimdir. Bunu da burada bunlara söyleyeceğim. Bir daha abi ortada buluşalım. Vallahi ortada buluşalım ya. Ya da bize uçan süpürge falan ayarlansın abi. Aa, hem evet, onlara hizmet et. Abi olur mu öyle bir şey? Dur. Bu ne yani? Siz küçükler yolunuzu mu kaybettiniz bakayım ben? Şaşırmıyorum. Yok efendim yolumuzu kaybetmedik. Neden ki? Öyle bir imaj mı veriyoruz? Bilme böyle boş boş yürüyünce. Efendim siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Benim kim olduğum seni pek ilgilendirmez gibi duruyor. Bence başkan isterseniz kim olduğunuzu söyleyin. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi gittiğim yerden... bir selam gönderirsem sizi burada bulurlar. Affedersiniz sizi burada sikerler yani. Onu da söyleyeyim efendim. Her kimseniz. Sen de çok farklı bir kehanet seziyorum çocuk. Ne tarz bir kehanet seziyorsunuz? Adam iki kokuda anladı. Çok karmaşık. Nedir efendim? Fazla karmaşık. Ben bir test yapacağım. Silterin! Nasıl bir karmaşık? Sana kehanet seziyor ya.
Evet. Küçük. Tiki yok bunun. Dur, büyü de var. Sikerim seni. Tam tamına. İki saat şu yoldayız. Benim asabım bozma. Bayağı beyim küskü. Her değilse. Sadaki hadetini anlatmamı ister misin çocuk? Anlatın efendim, dinliyorum. Senin için iki farklı yol görüyorum küçük. Normal, evet. Evet. Birincisi kapkaranlık. Güzel. Sokaklarda güzel bir kızla yürüyorsun. Hiç şaşmaz. Bebeğimle yürüyorum. Nerede bebeğim? Ve yanında baybuna benzer biri var. O da yeba olabilir. Olabilir. Ben olamam, o imkanı yok. Kendi mi efendim dediğiniz kişi? Diğer yol ise... Tepeden güzel bir güneş doğuyor. Evet. Ve, evet. Ve etrafında dostların var. Pembe bir yol varsa. Bunlar dostların olmalı değil mi? Öyle diyelim, hani ilk okula geldiğimde tanışırsın ya. Şimdi bana kehanet bakma ücretimi ver kengini. Kehanet bakma ücretini amına koyayım. İki tane yol gözüküyor dedim. Biri karanlık, biri gündüz demek yürüyorum. Birinde de gece yürüyorum demek. Yani bunu görmek için kehanet olmaya gerek yok ki. Ne kadar ya? Beş kalyon. Kaç kalyon? Beş kalyon mu? İndirim. Babacım sen bir şey söyleyeceğim. Sonla alakalı bir şey söylemedin ki. Ha, son yok bunun. Pembe yol yok bir de. Ne yapacağız? Senin için bir yoldan giriyorum kengri. Oxford etrafında ha. İki biraya. İki biraya mı? Koparıyor bu. İki biraya. Ben beş galyonu vereyim size. Arabeliti de alırım. Beş galyonu ver. Allah da belasını versin. Ver abi beş galyonu. Ben sana dönünce vereyim. Odada kaldı benim bozukluklar. Tabii verirsin. Nerede? Neyse beş galyon da bize kaldı güzel. Abi. Bizim 5 miydik sanki? Ne oldu senin manitan oldu, hani göremiyorum. Nerede lan benim? Kız nerede? Kız aldı götürdü ya. Kim aldı götürdü lan kızı? Ne oldu? Tabi kız gider dost kalır dost. İki konuştu. Keşke dost gitse kadar kız kalsaydı amına koyayım ya. Sanki ben mi seçtim? Transfer yapma mı oğlum? Neyse o gelir herhalde, o biraz hızlı gidiyor ya. Belki de önden bulur mi? Bulur yolunu ya bakalım. Önden de gitmiş olabilir. Gökten meteor düştü. Tam şerefsiz evladım. Bir şey diyeceğim. Bu evet. Payayı almadıysa kime aydı? Kız aldı galiba. Kıyı mı aldı yoksa? Öyle neyse, bir şey yaptıysa gerçekten onu amına koyacağım eğer. Kegri 5 galyon diyorum sana. Oğlum saçmalama ya kız. Allah Allah. Bir insan hayatında olur mu ya böyle bir şey? 5 galyona özellikle. İbo alsa hadi neyse 5 galyon. Kafa kafaya da. 5 galyon payayı kim? Nasıl İbo? Ne o? Benim o da... Adam seni kesin oraya adam. Lan ne aram anlattı ki? Sabah yürüyün akşam yürüyün dedi. 5 galyon aldı ya. Gelsin ona ben de bakacağım bir dahakine. 5 galyon. Götümüzde don yok 5 galyon vereceğim diye. Nerede abi karanlık üyeleri ya? Bunlar da amına koyayım bir saatinde abi burada ya, olun ya. Vallahi sinirlendiriyorlar abi bazen beni. Bizimi kaybetti ben bir bakıp geliyorum ya. Allah Allah. Eksi bir. Bu hep böyle aksiyon macera yaratıyor. Hep bir şifreli konuşma. Hep bir parola konuş. Sen tanıdın değil mi bunu? Kim o? Bu gideni. Vallahi ben tanımıyorum. Haneden çıktım. Çıkmaz olaydım. Bekle bekle göreceğim birazdan. Seni burada tanıyorlar mı peki? Asıl soru o çünkü. Tabii. Biliniyoruz ya bakalım. Karanlık mı? Aha buldu. Şey? Buldu getirdi. Buradaymış ya. İyi misin? Hayır, sen neredesin ya? Ya bebişkom. Bebişkom sen neredesin? Gitti mi? Bebişkom mu? Neyim? Kanalın ne ara Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Hani de aramızda giren arkadaşın değil mi? İboke. Evet. Ya bırak. Ne bak yine aramızda girmeye çalışıyorsun. Ya. Bırak ya. Bir dakika. Bence kabayıklık ne? İboke'yi burada bırakalım. Efendim. Bir şey diyeceğim. Cebindeki okaya kabayıklık ne? Sen biz orada konuşurken bir şeyler mi topluyordun? Hayır. Alsam o ya. Kegri arkana baksana tırmanın. Hayatım sen alsan nereye koyuyorsun bir dakika. Alsan nerede? Hayır onu anlayamadım da. Elime düş olmuştu. Bakmayın salaklık yapmayın. Sen bakın bakış yapıyorsun dikkat çekiyorsun. Tamam canım. Tamam. Sen nereye koyarsa koyar. Eteğin arasına sıkıştırıveriyor işte.
yanına yani. Oğlum bak ben bu karanlık tarafa biraz kuruldum ha. Şimdi geleceğim. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Vallahi vuracağım. Ya hiç geleceğim kurulmana gerek yok. Ayağıma... Gelin lan! Şov. Küçük, bunların içi şov. Aşık... Gireceğim. Yaparım şov. Aşkım biliyorsun. Bu küçük aşık sana güzel bir şey harcama ki lavan çağırmış. Aşk işkiyi yapacak akışıya. Siktir git konuşmayı öğren gel. Nasıl ya? Ben öyle şeyler yapmayayım. Biz hem aşığız değil mi? Ne? Ram. Ha? Ne dedin anlamadık. Kimse anlamadı. Biz bak, zaten ya, aşık sana... değil miyiz? Anlamadım. Aşıkız. Yani kızın büyümesini bekliyorum. Da... Aşığız. Şu an sevişmiyoruz. Biraz yaşlarımız küçük. Ama aşığız. Tabii. Yani. Doğru mu? Gelin abi gelin. Nereye? Ha buradanmış ya kafam. Nereye gidiyorsun sen? Diyor kafam bir döndü orada. Bir demin anlamamışmış. Kendini gösterdi. Oğlum bak orada artistik yapma. Burada yapıyorsun burada yap. Oraya yani oraya gidince arkandaki adamlara güvenip de şekil şukulu yapma. Okulda yine beraberiz. Organize. Biz nereye oraya gidiyorsun? Oraya gidiyorsun aslan kesiliyorsun. Burada. Keki ben ya yaşanım. Ben burada ruhumu teslim ediyorum ya. Neden ya? Ya hiçbir şey yaptığında yok arkada duruyorsun. En önde ben duruyorum. Artistik yapma bana. Kolay gelsin. Sizin geleceğinizi biliyordum ama biraz kalabalık gelmişsiniz. Diğerlerini içeri sokmadan önce lordumuzdan izin almam gerekiyor. Efendim lordumuzun haberi olması lazım. Lordumuzun senin geleceğinden haberi vardı zaten Kegili. Ama bu öğrenci kim? Bir tanıdık diyelim ya. Tamam yardımcı o zaman. Oluyorum. Onu yakmalık getirdik bir şey olursa o... Lord beni tanır Lord. İbo bir kediyle ben zaten o beni kapıda karşılar. Kes sesini. Beni takip et Kegili. Bu şakalardan bir tane yaparsan içeride muhtemelen öldürürler seni haberin olsun. Ne şakası burada ben olmazsam hiçbiriniz yaşamazsınız. Bu çocuktaki sanmıyorum ama yani. Hadi bakalım. Racon mu yaptı anlamadım. Racon yaptığını zannediyor da şimdi içeride ağlayacak. Efendim ben gebeyim miyim? Gelebilirsin tabii ama arkadaşını uyarıyorum Kegli. Lordumuzun yanında böyle şakalar yaparsa... Sana diyor. Evet, uzun boylu. Ölür. Bana mı diyor? Sana diyor. Görüyoruz İbo bu şakaları bırak. Bana dedin sandım ha. Uzun boylu diyor ya hayatım uzun boylu. Tatlının arkasına bakıp söyledi. Gayet uzun. Onu zaten bir kere daha arkasına da sikeceğim onu birazdan. Tamam ben önden gideyim. İçin görüş açısından mı çıksana sen önden aynen git. Bakar çünkü bu gevşek pislik. Çok fesatsınız. Egor burada önden ben gitmeyeyim. Karanlık lordumuzun önünde diz çökün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Karanlık. Hoş bulduk sayın madam. Beni takip edin. Edelim. Var. İlleyle mi takip ediyoruz? Sen normal eğilmene gerek ediyoruz? Yok, sen normal bu kadar mesafe yürü. Yeterli. Hakaret. Bakıyorum da... Kegri... Gelmişsin. Geldim efendim. Merhaba. Babadan sonrasında... Seni göreceğimi... Hiç planlamazdım Kegri. Babadan oğula... Nesil bunlar... Gibiyiz yani. O asanı indirmeyi planlıyor musun Kegri? Şu asayı indirme götürmüşüz. Yoksa... Güzel. Tabii efendim indirdim. Yaklaş. Geldi mi? Buradaysanız eğer tabii. Görünmüyor. Babana... Benziyorsun Kegri. Birebirinin aynısıyım efendim. Genetik ve kes DNA. Kes kendini. Umarım baban gibi de... Yeteneklisi bir Kegri. Adam ne haber ya görüşemedik. Yetenekliyim efendim. O arkadaki çocuk birazcık teşekkür. Daha lafıma girmeye cüret ederse onu öldürmekten çekinme. Bir saniye Bellatrix. Efendim. İbo. Şimdi sikeceğim.
Vereceğim size burada söz. Otur yerine. Pardon efendim. Kekli. Neden buraya çağrıldığın hakkında bir bilgi var mı? Yani efendim kesin olmamakla beraber bir pislik yapmak için buradayımdır diye düşünüyorum. Bir pislik yapmak mı? Evet efendim, kötülük anlamında. Karşında kimin olduğunu unutma Kekri. Yok efendim, hani bu Hogwarts'taki kırlı göt veren var ya, sakallısından bahsediyorum. Ömer baba. Dediğim gibi Kekri. Ona istinaden dedim yani, burada saygı. Kes çeneni. Dediğim gibi Kekri. Sana bir görev vermek için buraya çağırdım seni. Kendini önemli zannetme. O arkanda bulunan öğrencileri de aynı şekilde önemli zannetme. Efendim. Umarım baba gibi sen de yeteneklisindir Kekri. Yetenekli. Şayet öyle değilsen ve verdiğin görevi nagili ye. Yemeysin efendim lütfen. Son kez uyarıyorum. Eğer bir daha hatta yanıma gel. Seni minik aptal. Minik diyorum. Derhal. Hayır sana diyorum. Yanıma ya. Gel dedim sana. Hayır, efendim gel mi? Adam lord aman adamım. Seni gerizekalı. Efendim Erşan Bey. Şimdi beni iyi dinle. Bir daha sözlerimin arasına girip bana rahatsızlık vermeye devam edersen o tatlı dediğin yılan var ya, bu mu? Tek bir ısırıkta seni kafanı koparır. Duydun mu beni? Efendim ben aptal. Yılanları severim yani, yanlış anlamayın. Sevebiliyor mu bunu? Bardi. Dinliyorum lordum. Götür şunu. Hayır. Çok özür diliyorum efendim. Ben konunun ciddiyetini şimdi kavruyorum burada. Hemen yerime geçiyorum. Geç arkaya. Haklısınız. Saygılar. Kekri. Önünüzde geliyorum efendim. Lan oğlum git artık. Sana yerine geç dendi. Efendim lordum. Efendim lordum. Umarım baban gibi sen de yeteneklisindir. Babamın amına koyayım efendim. Ben daha yeteneklisiyim onun. Gözüne baktığımda o da daha yetenekli olduğunu görüyorum Cenk. Evet efendim, daha yetenekliyim. Gerçekten o kadar yetenekli misin Cengiri? Gerçekten o kadar yetenekliyim efendim. Sana verdiğim ve vereceğim görevleri harfiyen yerine getirebilecek misin Cengiri? Görevlerin o an görevlerin içinden geçmezsem aha burada beni kim siksin? Bir dakika efendim. Ben. Bak. Ben. Aşkım bir saniye. Efendim. Efendim neyse o tarzdan ilerlemesin mevzu ama kesinlikle yerine getireceğim efendim, öyle söyleyeyim. Bana bunun sözünü veriyor musun Cengiri? Söz veriyorum tabii ki efendim. Emin misin Cengiri? Karanlığın gücü adına efendim hem de. Gayet güzel, gayet güzel. Hogwarts hakkında bildiklerin ve bileceklerin ikimiz arasında kalacak Cengiri, değil mi? Bildiklerim ve bileceklerim ikimiz arasında mı kalacak mı dediniz efendim? Evet öyle dedim Kekri. Hiçbir kişiye bile fısıldanmasın mı? Hani hiç mi anlatılmasın? Hiçbir şekilde anlatılmayacak. Peki bu yakın çevreme anlatabiliyor muyum yani? Eşe anlatılmayacak. Sıfır bu adam diyorsun. Sizi duymuyor da beni sıfır. Ne anlatıyorum? Şimdi senden bir şey isteyeceğim Kekri. Evet. Baba ver. Hogwarts içerisindeyken yazdığı bir günlük var. Olaylı. Bunun hakkında bir bilgi var mı? Efendim var. Babamın kimseye okutmadığı bir günlüğü varmış. Bilgim var ama nerede olduğunu sormayın, bilmiyorum. Şimdi beni iyi dinle. O günlüğü bulup bana getireceksin. Belki onun içerisinde bilmememiz gereken bazı şeyler olabilir. Eğer bunlardan birisini okumaya cüret edersen... Ama efendim bir şey söyleyeceğim. Olacaklardan siz sorumlu değilsinizdir muhtemelen. Muhtemelen bunlardan biri sorumlu tutulur da öyle bir durumda. Şunu söylemek istiyorum. Babamın özeline efendim biraz saygımız mı olsa acaba?
Tekrar söylüyorum Kegri. Tamam. O güldüğü bana getireceksin. Ve bunu asla ama asla okumayacaksın. Duydun mu beni? Kegri. Eğer okursan neler olacaklarını biliyorsun değil mi? Ya biliyorum, sorumluluğu kabul etmiyorsunuz, anladım ya. Efendim lordum. Bu. Lordumun önünde sen ne cüretle konuşuyorsun böyle? Zaten lordum aynı şeyleri söyledi. Yeter be bu adamın şeyinde artık arkasında saklanmayın. Helal helal. Atar yap böyle. Ona bağırmaya cüret edersen. Efendim o anlamda. Güzel. Şimdi o güldüğü bulup okumadan bana getir. Okursam orospu çocuğum efendim. Bu sizi bir nebze tatmin eder. Burada şunu da söyleyeyim. Burada benim içimdeki delikanı da görüyorsunuzdur. Yanınızdaki efendilerin hepsine saygım sonsuz. Ama sizin asıl sizin önünüzde. Buradaki herkesin bir haddini bilmesi lazım da yani bir yandan da bakıldığı takdirde. Yoksa ben sizin için her şeyi yapmaya hazırım lordum. Ver deyip görevi başarıyla yerine getirebilirsen güzel şeyler olur Kekri. Şimdi Marty Bellatrix çıkarın. Anlaşıldı mı lan Marty Bellatrix? Götürün bunları. Marty mi bize? Düşünün onu. Lordumu anladınız mı? Anladık deyin. Uzatma. Önüme düş. Efendim lordum, görüşmek üzere. Şöyle saygılarımla eğileyim efendim. Görüşmek üzere. Arkanızı dönmeyeceksiniz lorduma. Eğilin. Arkanı niye dönüyorsun lorduma? Saygılar. Arkanı böyle. Çıkın dedim. Ben efendim babamdan, bak babamdan geçti bu. Şu şekilde çıkıyorum. Güzel. Benim boyum kısa ya. Benim elime ona gerek var mı? Tabii ki de var. Tamam. Sen ne arıyorsun burada ya? Götürün bunları. Ya, başkan bakın, sen de aklımızdan mallacım işine bak ya. Kim ya? Bari şuraya bir şey alsalım da yılan çıkıp diye. Gördünüz mü lordun önünde ne kadar taş şaklı bir insan. Çıkalım şuradan. Kolay gelsin asker. Bekleme yapmayın. Rahat. Umarım duymamıştır. Dursan onu, arkamız sağlam. Emmeyince kadar idare edeceğim. Efendim bu Sünepe mi benden daha, rütbe olarak hangimiz daha üstte efendim? Bu Sünepe mi ben mi? Sünepe mi? İkiniz de bir rütbeye sahip değilsiniz. Peki ya ben? O zaman bu piç kursu bir daha bize atar yapmasın efendim, lütfen rica edelim. Onu kulağını çekelim olmazsa. O sadece size bir yol gösteriyor Kegri. Sen ise lordumuzun dediklerini yapıyorsun. Benim daha değerli bir insan olmam gerekmez mi bu noktada efendim? Bunun gösterdiği evet. Sağ olun. O arkadaşını bir daha uyar. Lordumuz önünde ve benim önümde böyle saygısızlıklar yaparsa... Efendim yanlış anlamazsanız onu dönünce ben onu koyacağım. Siz hiç merak etmeyin. Onun cezasını ben vereceğim onun. Onu siz şey yapmayın. Niye kaçtı o? Size iyi çalışmalar umarım diyeyim ben. Saygısızlık olmazsa efendim. Ceketimi çıkartabilirim. Ceketimi çıkaracağım. Evet. Çıkartabilirsin. Sağ olun efendim. Kolay gelsin o zaman size çocuklar. Buraları iyi dikkatlice lordumuzu koruyorsunuz. Tamam mı dostum? Buralarda uçun işte. Buralarda havalarda gezin falan. Çok da böyle insanlara sakın, zaten sağa çıktık. Sakın hadi babanın günlüğünü okuyayım demek Kegri. Gidebilirsin. Bulduk da okuması kaldı efendim tabii. Onu bulacağız da. Hadi git. İşte bak neredeymiş diyor ya. Saf bu var ya. Bunun bu işte saflığına tutuldu bedenime. Mesela sorun neyine aşık oldunuz? İşte bu saflık var ya bunda. Hiç anlamıyor, olaylara geliyoruz. Lord'la mı konuşmuşuz? Dumbledore bizi mi arıyormuş? Okulda olay mı çıkmış? Aman okuyayım. Koy götüne. Neredeymiş ki diye. Lan aşkım hayatım. Bebeğim zaten bunlar bilse bizi kullanırlar mı bu konuda? Kurabiyem hadi gel. Doğru. Hadi gidin. Hadi gel. Hadi git. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Gidelim. Hadi gel tatlım. Kobra getirmiş. Bir daha da buraya siz gelin bir daha. Hep biz mi geleceğiz? Bir daha da siz gelin bir kere de. Geleceğim ha. Şimdi gelin. Atarımı da yapayım da. Şimdi. Lordmuş mortmuş getirin lan buraya bundan sonra. Kapıda karşılayacak. Oğlum sen bana atarlama. Ben şu anda özel görevdeyim ya. Allah Allah. Özel görev adamı. Burada olduğunuzu görüyorum. Efendim şimdi uçarak mı gitsek? Karanlık ormandan mı yürüsek mi?
onun kararını vermeye çalışıyoruz da efendim. Kolay gelsin. Uçarak gidin. Burada uçarak, bir halı malı yok mu ya? Zıplayarak gidelim olmalı. Çanalı falan. Uçana kadar. Gel aşkım. Hmm. Bak, bu kızın... Bani yapalım. Alaaddin'i zannettim. Efendim? Alaaddin'i sihirli lamba zannettim. Senin ben o art suratına öpeyim seni ya. Beş. Hadi gel. Dört. Gidelim. Üç. Dörde kadar sayıyorsak lan. İki. Şimdi biraz evet. Zorlu bir yolculuk olacak. Seni biraz zor taşıyacağım ama. Elimi tutun. Yine senin çükünü tutacağız değil mi? Tutun abi. Tutun bana tutun. Yine binlemedi bak tut dedi. İyi bu. Tamam. 3 2 1 tutun. Aha. Hiç şaşmaz. Diğerleri gelemedi ha. Ben burada bir oyun seziyorum. Gelirler oğlum şimdi. Aa geldi. Merhaba. Bak bu da geldi. Yanlış sen, yere gönderdi beni. Böyle bir şey olamaz. Sen bilmiyorum. Sen nereye gönderecek seni? Sonradan geliyorsun. Biraz da büyüğüm herhalde. Şimdi sana pek dinleyemedik ama. İki kişinin bildiği sır değildir. Bir şeyler. Neyse biraz ihtiyat edeyim. Başım ağrıdı senin yüzünden. Çok sinirliyorsun beni. Tamam sakin ol tamam. Sen Monix. Yarın arasak olur değil mi kitabı? Niye şimdi aramıyoruz? Şimdi arayacaksınız. Bekler mi bu? Görev. Harbi mi ya diyorsun? Neyi beklemiyor ya? Bekler. Nereden bulacağız oğlum şimdi kitabı? Senin babanı tanıyan biri yok mu ya? Babamı tanımayan var mı diye bir sorsana. İşte daha yakın tanıyan. Merhabalar. Bütün kadınlara sorsun. Merhaba. Ne haber? Fiko. Fiko. İyiyim. Naber nasılsınız? Ne haber derken? İyiyiz biz de. Nasılsın? Kegri bir dur oğlum ya. Adam diyor sana onu bul sen diyor hala ne buluyorsun? İbomike senin adın neydi? Ben de Olivia White memnun oldum. Memnun oldum. Burada edepsiz bir muhabbet dönüyor. İstersen seninle şöyle köşede konuşalım. Bak biça bak. Yok olur. Niye edepsiz muhabbet olsun? Biz de tanışsaydık. Ya siz muhabbetinize bakın abi. Sizin üstünüzde bir görev var yani. Beni ilgilendiren bir konu oğlum, yok burada. Seni... Olsun ben anlamıyorum. Bir dahakine yılan herkes seni sokarsa böyle... karışmam ama İbo. Ya nereye sokuyor ya? Orada ağlıyordun. Abi diyordun bana. Ağlıyordun lütfen beni kurtar diye. Nerede ağladım? Yılanın kafasını sevdim ben. Dedin ya yılan beni boğuyor abi. Ne olursun kurtar Kegri abi dedin. Tamam kardeşim dedim halledeceğim dedim çıkardım asamı amına koyayım böyle çops diye. Bastım nerede dedim acı verdim yılanın ağzına. Yalan atıyorlar. Bunlardan bir daha bahsetme. Bana mı dedin o bizi? Ya salsana işte hanede rahatsız etmez bize en azından. Tamam bebeğim saldım ya. Olivia seninle memnun olduk biz de. Ben de memnun olduk. En çok ben memnun oldum Olivia'cığım yani o kadar memnun oldum ki anlatamam. Memnun oldum biz? Oldum bir süre sonra dedim ben artık memnun senin olmam hala ben... memnun oluyorum. Nerede şey babanın? Babamın şey nerede nasıl bir soru ya? Gözlerin çok güzelmiş bu arada. Günlüğü nerede bu babanın ya? Çok güzel. Kız yemin ediyorum. Teşekkür ederim. Ama çıktı. Ne kadar güzel babamın gözlerin, çok kımıl saçların. Etkilediği profesörü mü bulsak teşekkür acaba? Ederim. Aa onu bulalım lan harbiden. Lan derken hayatım onu bulalım ya harbiden. Hadi oğlum nerede? Evet canım. Yarım bilmiyorum saat konuştunuz içeride bir şey anlatmadı mı? Hadi geçelim. Buradan bakalım. Profesörüne havadan sudan mı konuştun? Adı neydi? Öğrenmişsindir. Adını bilmiyorum da tak nickname'ini öğrendim. Neymiş? Tavşan diye sesleniyormuş babam ona. Tavşan mı? Tavşan. Tavşan gider. Tavşan profesör. Ya ben açayım da işte ya. Hocam ha, 20 dolar sıkışmış galiba oraya. Evet. Bir zıplayayım, iki zıplayayım, üç de ortaya çıksın. Tavşan ya. Sen nasıl böyle ağzın... Aynısını şu sola doğru yapsana. Sol yap. Mu? Evet. Güzel. Üçüncü de çıktı. Bak hop bidi hop bidi hop bidi hop tavşan. Çıktı. Her şey mutlu. Sevgili profesör. Profesör. Efendim canlarım. Tavşan profesör nasılsın? Ya. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Size çok gizli bir soru sormam lazım bayağı efendim. Bayağı bu okula böyle yakışıklı kişiler gelmiyordu. Ben de çok teşekkür şaşırdım. Teşekkür ediyorum. Ben de bu okulda senin kadar güzel bir kız görmedim yani. Teşekkür öyle ederim. Sana. Gözleri ama 7 numara. Onun haberin olsun. O haberin olsun. Kimin? Senin gözlük var ya gözünde. Onu niye söylüyorsun şimdi kızın yanında? Söylerim. Dur toparlayacağım. Dostum yine ben hariç herkesin. Emanuel var ya kuyu dişte kupaları var onun. Vardır. Efendim size çok özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Ama burada konuşmasak mı acaba? Tabii nasıl istersen. Sizin yatakhanenizde mi konuş, odanızda mı konuşsak ya da
Tuvalette mi konuşsak acaba ya? Revire geçebiliriz istiyorsan. Tamam, revire geçelim. Gör gör manitanı gör, Sofya gör. Sofya'cığım. Biz de gelelim. Manitanı gör. Ama iş Alivyacığım bu. Görüyor musun? Özelmiş özelmiş. Ben girmiyorum içeri. Ama hani görev var mı yani. Ben oradan? Farklı çıkom. Baş başa mı yani? Ben güveniyorum ama sana zaten. Ben nasıl bunu teşekkür ediyorum. Ağzından laf çıkartayım. Hemen geliyorum ben. Aşkısı. Peki. Bekliyorum Kegri, hadi kapıdayım ben bir şey olursa. Ay tavşan mavşan. Aç şu kapıyı. Allah tamam. Allah. Hocam bir dakika. Ben bir şey yapayım. Hadi lan ben geç. Ya gel seni... bakalım. Biz kapatabiliriz ya. Alamıyorum. Bırak bırak. Tamamdır neydi? Lugret ya, sana uzun süredir söylemem gereken bir şey var. Ay çok özür dilerim. Ne söyleyeceksin? Söyle profesör, efendim. Çok özür dilerim. Bir anda kendimi kaybettim. Babamın replikleri geliyor. Evet, demiştim babana çok benziyorsun diye. Dudaklarınız efendim bir adeta şeftali, sulu şeftaliyi bildiniz mi efendim sulu şeftali? Bilirim, bilirim. Bal da dökün ona. Bal dökün. O zaman tadından geçilmez değil mi? Oh, balı da döktünüz. Oh, dudaklarınız işlerdi efendim o şekilde. Aman ben ne diyorum ya, tövbe estağfurullah. Evet, sen ne demek istiyordun? Ne için geldin? Profesörüm ya Rabbim ya. O benim profesörüm ya. Ya sen ne yapıyorsun ya Kehir? O senin profesörün ya. Olur mu öyle şey? Hayır. Aa, bunları duymamış ama çirkin. Yok yok, bir şey duyulmadı. Bak oğlum, sen salak mısın sen? O senin profesörün. Sen ne sormak istedin bakalım? Profesörüm. Şey sormak istedim. Bu babamın günlüğü hakkında konuşmak istedim sizinle profesör. Babanın hakkında. Evet. Yani babanın hakkında neyi merak ettin? Babamın günlüğünü soracaktım da size. Acaba müsaitseniz eğer. Babanın günlüğü. Yani babanın günlüğü hakkında aslında çok fazla bir şey bilmiyorum ama babandan biraz bahsedebilirim sana. Biraz bahsedin efendim o zaman. Babamdan bir bahsedin bakalım, bizim de kulaklarımız şenlensin. Şenlensin şenlensin. Yani babanı ben gördüğümde genellikle kütüphanede takılıyordu. Oradaki kitapları inceliyordu. Kimi zaman orta bahçede dolanıyordu. Ama yani kesinlikle elinde o günlüğü oluyordu her zaman. Ama çoğunlukla biz gece uyuduğumuzda hep hanesinde. Siz gece uyuyor muydunuz? Bir masa muydunuz? Vardı. babanla aynı hanedeydik canım benim. Bir yerden sonra uyunuyor mu diyorsunuz yani? Evet, uyuyorduk tabii ki de. Efendim anladım, sizi çok iyi anladım. Peki babam günlüğünü kütüphanede yazarken efendim oralara falan bırakmış olma ihtimali var mı sizce? Kütüphanede ben yazdığını görmedim. Sadece okuyordu kendi yazdıklarını ama en çok hanesinde bir masa vardı, böyle ceviz ağacından yapılmış. O masanın üzerinde her zaman yazardı. Nerede vardı efendim ceviz sizin ağacı? Hanede. Bizim sizlerin hanesinde ceviz evet. ağacından yapılan bir masa var. O masanın orada mı takılıyordu babam? Aynen öyle. Sen de oturuyor musun? Siz de oturuyor musunuz? Yanına mı oturuyordunuz? Yani kimi zaman evet. Ama genellikle günlüğü tek başına yazıyordum. Ha, günlüğü orada yazıyor muydu yani? Hı hı. Orada yazıyordum. Ha. Peki sizce kütüphaneye mi bakmalıyım yoksa yatakhaneye mi bakmalıyım? Yani eskilere dönüp bakarsam daha çok yatakhanede vakit geçiriyorum. Özlemişsiniz eskileri, özlemişsiniz profesörüm vallahi. Özlemek mümkün değil. Şey diyecektim. Kütüphane mi? Yatakhane mi dedin? Yatakhane mi? Kütüphane, yatakhane ve orta bahçe. Genelde buralarda olurdu. Orta bahçe. Orta bahçede nereye saklamış olabilir? Efendim siz babamın peki bu günlüğünü nereye saklamış olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Maalesef onun hakkında bir fikrim yok canım benim. Günlüğünde sizden de bahsettiğini biliyor muydunuz peki? Yok, günlük hakkında kimse bir şey bilmiyor çünkü. Ne yazdığını bilmiyoruz. O kadar emin olmayın efendim. Ben birazcık biliyorum az çok. Öyle diyorsan bilemeyeceğim artık. Evet, sizden bahsetmiş efendim. Hadi bakalım, inanıyorum sana. Siyah saçlı, siyah gözlü demiş sizin için. Demiş ki 10 numara demiş, orta boylu, hafif demiş balık etli. 10 numara demiş bir profesördü demiş kendisi.
Vay be. Ve daha da anlatmış yani. O zaman babanın yeri her zaman ayrı. Peki efendim. O zaman ben sizden müsaadenizi isteyeyim mi şu an? Tabii ki de canım benim. O zaman ben sizden müsaadenizi istiyorum efendim. Veriyor tabii musunuz? Tabii ki de senin. Tabii ki de. Peki efendim. Yavaştan gidiyorum ben efendim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ olun efendim. Saygısız olmasın. Şöyle geri gideyim. Yok yok. Normal gidebilirsin. Yok Allah aşkına. Asla. Yok yok normal. Asla. Geldim mi ben? Arkanda tam kapı. Kapıyı tam denk getireyim. Evet. Kapıyı açabilir misin size zahmet? Kapıyı açabilir misiniz? Açayım canım benim. Bir dakika. Saygısızlık olacak diye aklım çıkıyor. Kenara doğru gel. Kenara gel. Şöyle mi geleyim? Benim yanıma gel. Şu kenara mı? Şu kenara geleyim. Yok yanıma gel. Şöyle geldim. Heh, geç bakalım. Şöyle. Saygısızlık olmasın efendim. Ne bilir? Ha, ceketini çıkarmasaydın keş. Çıkarttım abi. Sen Sofya'cığım tamam artık gidelim. Son durum ne? Senin sırtında ne arbalet var? Hey. Arbalet. Dostum hiç bozukluğum kalmamış. Üzgünüm ya. Kendine iyi bak. Saat kaç? Arkadaşlar inanılmaz bir bilgi. Information. Ne oldu? Ya. Aldım. Dükkan açık kalmış. Onu kapat. Salak salak şaka yapma. Kızın yanında. Sofya'cığım şaka ya. Seni yollarım desem kız arkadaşın yanlış anlamaz umarım. Bunlar saçım sevgili yok, oldular mı? Hadi hadi oldu mu oldu mu? Oldular. Dur utandırma kekricim utandırma. Hiç. Ulan sen bu okulu okumaya gelmedin ulan şerefsiz. Yerim ben bu okulu yerim her gün okul. Lan tam kapçuk ağızlı ya gerçekten. Teşekkür ediyorum kekricim gördün mü bana kapçuk ağızlı diye. Dostum info neydi? Ha, bırakın makarayı mı diyorsun? Ha, bir an önce şişmize makara. Ona mı odaklanalım istiyorsun? Yo, İki dakika aşk yaşayamayacağız. Yani. Allah Allah. Bu ne ciddiyet abi. Kıskanıyorum da yani. Yanımda kimse yok. Yok kıskanıyorsun da bize. Aman akım 3 katı mısın yani? Yanında ya, normal sen, değil ya mi oğlum, abi? Ya oğlum yok sen olmaz. Git buradan. Yo, beraber takılın abi olmazsa. Yo, abiniz git lan. Ne yapalım yani? Kız arkadaş yapamadıysan. Biz daha körpe birinci sınıfız. Biz daha birinci sınıfız körpeyiz yani abi yani. Tamam en fazla siz şey yapın. Git bak şurada bak bir tane tek oturuyor bak onun yanına git. Ya ona gittim dedi çok ya. Şişkosun dedi bana ya. Sana çok mu şişkosun demiş. Da beni bir zayıflatalım ya valla. Bu kadar realist bir kızsa böyle bence bu düşün. Bakın kabul etmiyor ki. İnfoyu söylüyorum infoyu hazır mısınız? Hı. Evet. Yatakhanede Tatta masanın orada bir yerde bir şeyler varmış. Hatta. Neler diyorsun? Yatakhane mi? Biz gidebiliriz yatakhaneye. Yatakhaneye gidersek sadece ben arayacağım gibi duruyor. Lanet olsun. Bence siz kendinizi riske atmayın. Biz gidelim. Evet. Ay bulalım artık şu kitabı da oturalım okuyalım. Maceralarını çok merak ediyorum. Kız saçmalama okursak. Kaç tane çıkacak acaba? Ne kadın ya? Okumadık deriz büyük canım. Büyük kitap o. Ben hiç zannetmiyorum babamın oraya kız yazdığını. Tabii canım. Ha. Babanı da kitabını da bulalım. Bulalım. Guardian Levius, pardon bu değildi. Allah'ım ora. O başka. Tamam onu da biliyoruz, onu İyi, bilin yani. Güzel güzel. Ne dedi başka? Şimdi bu masanın adı ne? Bu masanın adı ne? Ahşap. Aha, öbür masanın adı ne? Yatak nerede? Seramik kaplama bu sanki. Tamam, ahşap masa dedi, ahşap masa. Ahşap. Ahşap masaysa peki masa nasıl birazcık anlıyoruz ki? Eski koklayarak olabilir mi? Mi anlıyoruz, biz anlamadım ki. Bu masa birazcık babanın kitabı için büyük değil mi ya? Biraz küçük masalara mı yoğunlaşsak sanki? Bütün masalara baksanız hocam. Allah biraz aşkına bir küçük el atın ya. Gelin benim yani masama bakalım. Bu sebba. Bu masa olabilir bak. Nerede? Babamın kitabını buldum. Aa. Bu masaya garip bir büyü uygulanmış. İstemeye Rodolphus ve Bellatrix'in bekle çekil ben masayı çözeceğim. Bir dakika abi. Kabul etmek zorundayım. Herkesin Slytherin öğrencilerinin bu yolu seçmesi gerektiğini düşündüğü için ailemin yüzünü kara çıkarmamalıyım. Yavaş yavaş içlerine girmeye başladım. Yani bana isteklerini yaptırıyorlar. Uyum sağlamaya başladığımı söyleyebilirim. Tehlikeli yavaş yavaş onlardan biri tehlikeli oluyorum. Ya bunlar Bellatrix zaten bana benim affedilmez. Kedicim küçük parmağını mı çarptın ne yaptın? Konusunda baskı bir yapıyor. Bir alt rütbemde oldukları babamın için. Babamın günlüğünü buldu. Ne vereceğim? Ben de geleceğim. Domuz kafasında bir kadına tanıştım. Fiziği göz kamaştıracak şekilde. Dedi kalçalar o kadar iyiydi ki. Göğüs, Kegri.
Göğüslerini ise biz... tek bakışımda anladım. 85B. Bir dakika bir dakika, bu kesin babamın kitabı. Sarar. Evet evet. Kalçalar o kadar iyiydi ki falan yazmış. Teşekkür ediyorum. Bir şeyler içtikten sonra aile bir evine geçtik. Şanslı günündeymişim. Yaklaşık 12 saat kimse içtikler yoktu. Bu gül senin için. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evet benim de. Senin kadar güzel olmasa da. Aa çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Ay çok romantik. Rica ederim. Ailemi ve beni öldürecekler. Sen ne konuşuyorsun lan mal tombalık? Büyük bir ya görevden söz ediyoruz. Sanırım büyük savaş başladı. İkisinin ağzını yedirmeyeceğim. Dünyasının apaçık etrafı haline getirdi. Tabii, ailemden aldığım maske yüzünden hayatım o kadar kötü ilerledi ki yapmak istediğim için. Şekil okumayacaktın sen kitabı. Okuyorum. İçim dışımdan mı okuyayım? Yok yok içinden oku. Orada söyle mi okuduğunu? Normalde okumayacaktın ya. Ya orada küçük hareketlerimize hiç haberimiz yok. Boşver hayatım yapacağız. Ya bunlar karanlık dünya. Yaşadığımı hissedemedim. Tüm hayatımı bir boş içerisinde geçirmişim gibi geliyor. Yani. Eğer ileride sen karanlık derken niye bu adam kandım? Maske yapmayacağım. Kendini nerede mutlu hissediyorsa bakmadım umarım ya, orada olur. Ortalığı karıştırmasana oğlum. Babam ne kitabında yazıyor? Benden de bahsetmiş. Ne demiş? Üzülme dostum. Çocuğu demiş amın siktiğimi. Öyle de, demiş. Asıl babam o değil. Konu o değil. Konu o değil. Konu ney? Konu... Bunu size söylesem mi ya? Bence konuyu bizim... Bence bilmeyin abi, ağzınızdan bence... kaçırırsınız çünkü. En azından sen ölürsün. Bana söyleyebilirsin, gireceğim. Yok senin ağzın... Sana söyleyeceğim biliyorsan... baba, megafonla bütün okulu anlatsam aynı yani. Daha belki de yavaş kalırım. Şaka yapıyor yani Olivia'cığım. Böyle var şakalaşmalar dönüyor aramızda bazen. Şimdi bu kitabı onlara götürmemiz lazım, doğru mu? Bence onu başka zaman götürelim, şimdi göle gidip eğlenelim. Ne dedin Oşa? Çok mantıklı ya. Değil mi? Bunu başka zaman gidip götürürüz. Olur abi, neden olmasın yani. Beklesin ya, hep biz bekliyoruz, gidiyoruz. Beklesin falan. Abi ya. Allah Allah. Hadi şarkı söyleyelim, ben biliyorum. Zaten küçücük, bir şey yapamaz. Sen şarkı söyleyebiliyor musun Dombiş? Ne bu? Evet. Şarkı söyleyen buluruz şeyde ya. Şu adama Dombiş demeyin, üzülüyor ya. Sesle de ya, değil mi ama bak. Oğlum Dombiş şu anlamda değil. Göbüşünü yerim lan ben. Bizim orada Dombiş şey demek yani, ama karizmatik. Ama arkadaşım var, dur. Sağ ol sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim bu arada. Sandviçer misin Kegri? Nasıl? Ay, abi. Seni de yerim sandviç. Ya. Abim. Sandviç sağ ol ya. Abim. Abim kurban. Güzel abim. Güzel tamam abim. Hadi git. Hadi gidiyoruz. Gel ya, hadi, sen de benimle takıl. Gidelim hadi abi. Hadi. Gör sayfa. Sofia, gidelim hadi. Olivia. Gidelim canım. Gidelim hayatım. Gidelim bebiş. Bu ne hep hayatım gidelim bir yavrum. Efendim. Açın kapıyı. Kekricim. Efendim Sofia'cığım. Gel la gel, sen çok de gel. Şans. Süper Mario. Tonton. Gül vermiyorlar bence. Gel oğlum sen de. Ton değil mi, kırılır o? Yok lan, ne kırılacak bizden oğlum o. Kendi tonton kalibi incecik onun, tamam mı? Lan oğlum bir şey mi dedik sanki? Tonton dedik, ne ver sanki? Kekricim bir ara diyorum, şöyle çift olarak çıkalım bir yerlere. Aa, sizi de götürelim aşk yoluna. Bunlar aşk yoluna de, bunlar başka bir yol istiyor bunlar. Neyse şimdi ben söylemeyeyim de. Neyse yolun nasıl yol değil o zaman. Bunların yolunu ben biliyorum, anlıyorum yani. İbo'yu görünce. Efendim tatlım. Sana gül o yola gideriz ama bir daha geri dönüşümüz olmaz abi. Gül, ben Sofia'ya gül vermem. Bir dakika bir dakika. Bir saniye. Ben Sofia'cığım neden vermediğimi anlatabilir miyim? Lütfen hemen burada şu anda. Şu dakika izin ver anlatayım istersen hayatım. Tabii dinliyorum. Gülüm. Ben Sofya'ma gül vermem çünkü gülün ömrü az olur. Ben Sofya'ma ya ruhumu bravo, verdim. Ve bedenimden çıkana kadar. Öyle gülle mülle düşecek kıza benziyor. Bak bakalım Sofya. Bir aynaya bak, bir de Sofya'ya bak bakalım. Hanginiz gülle abi düşer? Abi, sen niye bana hiç böyle iltifat etmedin abi? Ya. Öyle bir gülle düşer mi? Abiniz... Gül bizi bozar tatlım. Ne kadar erkek tatlım. Varsa yanına bitiyor ya. Aynen öyle bebek. Dur dur ya. Ya ben biliyorum ki kalbini verdi bana. Aynen öyle. Abi erkek daha. Hadi gidelim. Neyse tek ben erkeğimle mutlu tamam olacağım. Sen evet de gülünle mutlu ol. Ben de hayatım. Hadi gidelim tatlım. Gidelim erkeğe adını. Efendim lütfen. Erkeğim ne yiyecektim olurum bazen. Olurum ben gülümle. Kadar güzel konuşuyorsun ki bazen. Efendim. Evet, estağfurullah. Ne yapayım? Bir anda böyle şey oldu. Bir içimi mi gıdıkladın ya? Hayalet, sana da merhaba. Kahrol, hayalet. Kahrol. Al sana bombe. Kegrip beni biraz ölsene kızın yanımda. Tamam, oraya gidince hallederiz. Haydi. Efendim? Gülüyor musun? Aşağı düştü birisi.
ormana falan gittik ya, orada desene. Bir profesör varsa. Tamam dur. Ne kadar da böyle desene, ne kadar da böyle racon kestim falan sen. Birlikte gidelim. Birlikte gidelim tabii. Buyurun efendim. Kelim parlıyor, güneş gibisin. Bağ mı dedin? Şu kızım ben bir şey anlamadım. Gel Toş, gel buraya. Dedim ki, kelim parlıyor, güneş gibisin. Durun bir saniye, geçemiyorum. Ya şöyle konuşuyorsun ya, benim gerçekten içime geçemiyorum. Yapıyorsun ya. Ne diyeceğim ama ayıp olacak şimdi ya. Hayır olsun ablacığım, olsun, ayıp olsun bakalım ne diyeceksin. Sen onun seviyesine efendim. düşme, onun seviyesine. Aa, seviyeden bahsediyorlar, haberleri var mı ki? Sizin seviyenize inemeyiz ancak düşebiliriz zaten. Oo. Gördün mü Olivia'cığım, cevap bile vermiyorum. Bu kadar cool ve havalı bir erkeğim. Dostum şu göle sağ salim gideceğiz ya. Hadi gidelim. Göle gidelim ya artık hadi. Şey öyle dedin. Merhaba yakışıklı. Sen bana kışını kardeşim dedim. Burası çok havalı. Niye öyle dedin? Merhaba. Ha evet, biraz şansını kaçırdım. Bir şey diyeceğim, asanı buldunuz mu acaba? Bulamadık kardeşim asanı ya. Tamam, teşekkür ederim. Ya bir bakacağız ama. Asanım kaybettim. Her şeyi bulduk teşekkür. Ama asanım kaybettim. Bir tane sopa buldum, onunla geziliyorum. Bırak asayı bırak. Ben hayatımın anlamını buldum. Ne asası? Bu kadar zeki bir hanımefendi olsa olsa Gryffindorludur herhalde. Asasını aradığımıza göre asasını kaybettiğini nereden anladın? Zeki. Bir öğrencisin. Ne diyorsun ya? Marshmallow. Bana bak. Bak bana bak. Çocuk. Çegri bu köylüye değmez. Gel gel. Evet. Ben konuşuyorum, önündeyim. Onunla düzgün konuş. Patlatırım seni. Şşş, kavga etmeyin çocuklar. Senin bak var ya, bak çivil ayakkabı yerim, kafana basarım senin ha bak. Çivil ayakkabı ezerim seni ha. Neler diyor, neler çılgın atma. Efendim sen bu kapı paflarla takılmayacaksın. Bak benim kocaman tartışma yok. Hapır patlatma. Bak beni patlangıç olarak bilirler, seni patır patır patlatırım. Lor peynirli börek koktu burası, gidelim artık. Lor peynirli en şeydi. Biraz yaratıcı olun ya. Kaç senedir aynı muhabbet. Lor peyniri koktu. Ekşi maya. Ekşimik koktu, ekşimik. Soldan, soldan. Bulanık koktu ya. Senin minik biber. Seni gelirsem sikerim ha oraya. Yürü buradan yürü. Ha, şuradan gideceğiz galiba. Yürü lütfen. Sinirden kafam yürü. Sakin ol. Sakin. Ufaktan da bir sakin ol. Sakinim, aynı babam gibiyim işte bu konuda. Hızlısın. Tavşan gibidir o. Tavşan gibidir o. Tavşan. Gel bakalım. Allah'ım ora! Biraz get attım iyi ama. Abim. Gelsene abi, bir şey soracağım sana. Sor. Bunun adı ne abi? Gidelim. Böyle deyince de merak ediyorum ya. İnsan bir merak ediyor da yorumu. Efendim? Arkadaş şu çantalı herif labuk falan diyor abi. Senin kız ama. Senin kız. Sen niye kızın yanında değilsin? O koşu bana da kız bırakıyor. Çantada mantar var abi. Gidelim hadi gidelim. Hadi gidelim adam. Haklısın. Kigri'nin babası nasıldı? Ne kadar iyiydi? Nasıl iyiydi? Nasıl yani? Küçü. Çok düşünceli birisiydi babası. Bebeğim sen de anlayacaksın. Biraz büyüyelim ya. Ben senin öyle olduğunu düşünüyorum şahsen. Babana bayağı benziyorsun. Karakter olarak da benzediğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu yüzüğü unutma tamam mı? Kigri. Niye? Unutursam ne olacak? Unutmasın. Sen benim yani beynimde hani damla damla geliyor. Yani 2 kilobaytlık ya. Yüzünle ne yani unutsam ne unutmasam olur yani, onu anlayamadım. Payda biliyorum abi bu. Şşş, tamam yani 3 tamam. 3 kilobaytta tamam, sana ayırayım. Bakalım. 64 GB'lık bir beynim var. 2 kilobaytını 3 kilobaytı sana ayırtsam ne olur yani? Gidelim. Laf soktum. Hadi bakalım hadi. Harika. Beğeniyor musun beni böyle laf sokarken bebeğim? Buna bayıldım. Sağ ol. 64 GB ama ekleme yapılabiliyor yani, ona göre alırken ekstra hafıza almadan ben şey yaptım. Yazması düşük galiba, geç geliyor. Sen ne yapacaksın benim erkeğimin minnoş beynini? Sen de bize düşman oluyor abi. Minnoş derken küçük olan mı? Abi masa ders döndü. O anlamda değil ya. Esnek beyin yani. Ne demek istiyor? Güzel işte. Ay o büyük ne anlar? Küçük büyük dilinden. Büyük ya, kocaman çoluk çocukla takılıyor. Süpyancı! Ne diyorsun, ne diyorsun? Nereye gidiyoruz profesörüm? Şurada küçük göle. Oturabileceğimiz bir yer var, evet. Oraya geçebiliriz.
Lay 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 lay. Burası az ileride. Gelin gelin. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Adam adam adam. Hoş geldin. Küçük küçük. Gel direkt yanıma gel otur. Kaymak birası gel. Oturayım. Hadi otur. Hayatım gel. Dostum ne haber? İyiyim dostum sen. İyiyim. Nasıl oturuyorsunuz lan? İsmin ne? İsmim Kegri. Abi çocuğu yemezsin değil mi? Dondurma bak. Buraya gel, buraya gel. Benim de Edward, Edward Williams. Memnun oldum. Memnun oldum Geçen Edward ha. Williams. Nasıl oturuyoruz hayatım? Elindeki gitarla gitar mı çalıyor idin? Hı hı, gitar çalıp şarkı söylüyor. Alt. Bu çok inanılmaz. Amazing bir durum ateş başında bunu yapman. Ya bazen böyle şeyler yapıyorum. Kaç saattir tahminen kaç saattir yapıyorsun? Tahminen bir 3 gün falan buradayım herhalde. 3 gündür burada gitar güzel. Ateş başında. Efendim nesi güzel ya gözünü seveyim. Adam 3 gündür burada ateş başında gitar çalıyor. Daha bir tane yanına bir hanımefendi göremedik. 3 gündür burada perişan olmuş. Önceden geldi biz görmedik. Ne divane olmuş. Bizmişimiz hanımefendiler için değil kendimiz için yaparız. Oğlum hayırdır sen mor ve ötesi misin? Kimsin ya sen? Kendi saygısı var çocuğum. Neyin boşu yani bu anladın mı? Yani şey, çal ortam... oğlum çal. Romantik bir şeyleri çal oğlum. Romantik mi? Romantik dediğin. Aşk koksun aşk. Ben birazcık havalı olsun diye bir ses söyleyeyim. Bağır ama bağır. Tamam. Söylüyor musun? Senden bir tane dinleyelim. O zaman bu şarkıyı ben ve aşkım kendisini biliyor o. Ve de güzeller güzeli profesörüme gönderir misin bu şarkıyı? Bak sen, şu ikiliye şarkıyı... gönderirsen çok sıkıntı yaratırım. Bu şarkı benden hayatımın anlamı Olivia'ya gelsin. Dünyalar güzeli. Neden profesör okulun, okulun en güzeline efendim gelsin. Efendim hayatım? Ama neden profesör? İsterseniz başlasın artık. Ama bebişim o bizim profesörümüz, o bizim profesörümüz. Not almamız lazım. Olabilir bebişim yani şu an ne alaka? Hacem başla. Başla sence de. Al dudaklarını ben seni valla şimdi yapışacağım kalacağım. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım şimdi bak. Ben sana olmuş. Dondurma yer misin? Kol dondurma. Yaz meyvesi tadında sana mı? Gelsin. Evet. Şaka geçmedi galiba dur şaka sonra anlat. Bunu yaptığına inanamadım. Kısa. Ali, hoş geldin Altıncan Kıplos'um. Seni yapmadan perdede sikişenler. Ölürsem şehrimin bu şarkıyı biliyorum. Yağmurları adına kızınır. Yine sana yazarım. Seni yapmadan gidersem tutmaz ayaklarım. Seni bulmalıyım, kalbine dokunmalıyım. Beni sev, beni gör, beni duy ve sıra. Bunu ben ısırım, varıma basarım. Kendime darılır, kendime kızarım. Odamdan sormaya başladın. Beni sev, beni gör, beni duy ve sıra. Kokunu ben ısırım, varıma basarım. Kendime darılır, kendime kızarım. Odamdan sormaya başladım. Eski günlerdeki gibi doğaçlama yapayım mı? Dilara Bal 23 sene kutlasın. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Teşekkür ederim sen. Gerçekten ağzına sağlık. Sofya bu şarkı sanaydı. Bir parça daha gelir ya. Bu şarkı sanaydı. Bence de bence de bu parça daha gelir. Çoğunca yeni geldik buna. Atabilir miyim efendim? O zaman bir parça daha söyleyeyim. Şey mutlu musunuz bugün? Mutluyuz. Hayır. Mutluyuz. Harikayız. Ben harikayız. Şahsen ben 7-24 üzgünüm. O zaman tamam daha da mutlu olamazsın. Bir tek ben mi mutluyum ya? Neyse. Daha mutlu olamam mı çalacaksın? Çok mu belli oldu ya?
Biraz belli oldu. Ben de bu işlerdeyim de hafiften. Aa, sen de mi şarkı şey yaşıyorsun? Ya söylüyor demeyelim de hani şey, ortamdan şey, ortama. Düet yapın düet. O zaman Kegli de söyler ya. Benimki düet, abi düet. Sanat için ben değil şey işte. Benim sanat için olsa olur. Söyleyeyim de sanat için değil. Sen sanat için çalıyorsun ya. Sen ne için çalıyorsun? Ya işte doğa için çaldım bir kere. Şimdi kız düşürmek için. Hadi ben sana galyon vereceğim. Ama kız düşürmeme gerek yok ki zaten. Kız zaten hayır, yerde ya, yani anladın mı? Düşmedim o zaman. Ha düşmedin mi? Aa. İşleri zorlaştırıyorsun bak küçük bir... Pençem. Hadi bakayım. Pençelim ben sana bir tane çalacağım hayatım. Şimdi. O senin var ya, o senin oynaklarını yerim kız. Ben de senin yerim. Hadi oynaklarını oynat birazcık. O zaman sen bir tane daha patlat. Daha mutlu olmayalım ki ondan sonra ben birazcık üzeyim sizi. Oo tamam o zaman. Bu bize gene yanlış kadim kut. Dur kurta ben kaldım. Sana gelsin. Güne kahveyle başladım. Ağzım kuru, zihnim açık. Beyaz camda görüntüler. Hepsi o kadar dürüst ki. Hayatımdan çok memnunum. Aşk bitti, aşk aptallıktı. Bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim ben bunu. Daha mutlu olamam. Bu akşam daha mutlu olamam. Daha mutlum olamam. Daha mutlum olamam. Yağmurlu bir akşamüstü radyo açık köprüdeydim. Derken bir anda fark ettim başka bir hayat yok ki. Durdum sustum gülümsedim. Gözümü açtım ben değiştim. Kızdınız siz haklıydınız. Artık size gerek yok. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim ben bunu. Daha mutlu olamam. Bu akşam daha mutlu olamam. Daha mutlu olamam. Bu akşam daha mutlu olamam. Gerçekten ağzına sağlık ya. Bravo. Harikaydı. Daha da ben mutlu hani şöyle söyleyeyim, ben gerçekten daha mutlu olamayacağım gibi yani öyle söyledi. Ben de artık mutlu. Çok güzel, çok güzel. Fazla tab mutlu seviye mutluluğumuz buysa da böyle hayatım ben Allah belasını versin noktasındayım. Versin. O zaman bir de senden dinleyelim mi ya? Ben o zaman uzat bakayım gitar o zaman alayım ben. O zaman bu şarkı şöyle... benden Sofya Am'a gelsin. Flatyon tutar mısın? Flatyon. Sofya Am. Ne soracaksın? Sana özel söylemek istiyorum hazırsan. Hazırım. Çok heyecanlıyım şu an. Tut. Heyecanlı aldım. Ya. Geliyor mu şu anda? Bazıları herkes sevgilisine söyleyemez. İşte Sofya'cığım değerini bil. Ben söyleyebiliyorum. Ben söyleyemeyenler de var tabii ki. Ağzına sağlık. Çok güzel söyledin. Biraz sonra ben de sana söyleyeceğim Olivia'cığım. Çok teşekkür ederim. Benim gitarımın sesi geliyor mu sizlere efendim? Geliyor, geliyor. Çok iyi geliyor, geliyor. Ateş başında oturdum
yanımda güzel çocuktun. Ne ara büyüdük seninle. Okula geldim bak yine, buldum aşkımı bir cümlede. Ne kadar güzeldin, ağladım görünce. Sarı düşünceler kafam gider yine. İçimde bir yerde varmışsın işte. Kafamda bir yerde. Buradan diye diye gidelim mücülüklere. Asamı tutar mısın aşkım yine? O gece, o gece, o gece. Dinle beni düşününce yine. Ve dinle beni bu gece. Aşkım bir gün ben yoksam. Aşkım canım benim Sofyam. Helal. Ya ben şu gerçekten inanamıyorum. Şu benim zurnayı versene. Beğendin mi? Bayıldım. Zurna da uzatayım, o da bendeydi. Eyvallah. Olivia'cığım bu da sana gelsin. Dikkat et. Çok güzeldi, ağzına sağlık. İyiydi ya. Rica ederim. Bir dakika, bitti mi? Gerçekten ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. En iyisi buydu. Çok güzeldi, çok güzel. Sağ ol, bir şey söyleyeceğim. Benim. Peki bir beste daha gelir mi? Son. Tek buna çalıştım, tek sadece bu var. Abi, bir kere daha yap. Bunlar müzikten anlamıyorlar aşkım, fark etsin. Bir kere daha çal. Evet, ne demek müzikten anlamıyorum ya? Zurna daha güzel bir kere, tamam mı? Ya sus lan be bok kafalı. Sen ne anlarsın? Çok şu anda çok kalbimi kırdım, ben gidiyorum buradan. Tamam lan, tamam gitsin. Ah. Geldi. Ben şu anda çok kırıldım mesela. Lan Dobby. Dobby değil, Kult, mutfak cini. Gidiyoruz. Lülü. Kim? Mutfak cini. Lülü la. Mutfak cini, git bir menemen yap lan bana. Konuşamıyor salak. Arkadaşlar, ağacınca, elinize, kolunuza, bacağa, her şeyinize sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Sofya'cığım, senin de ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Hayır, senin ağzına sağlık çünkü çok lezzetliydi. Ne? Hayda. Lülü kurdu. Bu anlamda demedim yani. Herkes için de dedim. Yemeği yapanların ellerine sağlık. Ben de doydum, sağ olun. Afiyet olsun. Sen benim yememi neden yedin? Sen benim yememi yedin. Ben orada birkaç tane yiyordum. Cebine attın, gördün. Sus. Gidiyor, yemeklerimi çalıyor. Ya ne demek yemeklerimi çalıyorum ben orada demek. Efendim canım. Az önce çaldığım şarkı sizeydi efendim, bilginiz olsun. Teşekkür ederim.
Tamam tamam. Sevgine değil miydi? Özür dilerim şimdi. Yani ya amaç ne anlamadım. Yok efendim. Et bakalım. Kegli bir şarkıyı ne zaman yazdın? Basma edeyim. Evet et. Bu şarkıyı burada şimdi yazdım işte. Gitarı elime alınca çıktı. Marshmallow. Hayır şu an etmek istemiyorum. Çok ya, çünkü inemiyorsun. Sakın akorlarını çalayım deme ha. Sen bu seni neden ilgilendiriyor bu kadar ya? Ben birazcık kulak açtılar gördüm ama istemeden de olsa bir... Evet benim hayatım dans eder. Senin ailenin cini mi ya? Bu mal cin. Gel buraya mal cin. Tabii yapamayacak ya. Bir çay demle. Mal gopto. Cin yanıyorsun la. Ben anlamadım. Kavga mı istiyorsun sen ya? Oy. Sen hayırdır kızım? Kavga ediyorsun. Hayatım burada ne oluyor? Ben sana, doğru düzgün bir saydım ama sen bana artistik yaptın. Ben ne yapabilirim bu konuda? Ben artistik yapmıyorum canım. Yapıyorsun. Ne sordun ama efendim Olivia'cığım? Saçma saçma sorular sorma. Dedim ki sen dans edebiliyor musun dedim. Evet öyle dedi düzgün tabii, bir şekilde dedi. Tabii ayı olduğun için çalmadan da oynayabiliyorsun sen. Sen o ayı bana değil. Bana mı diyorsun? Sen ayısın. Sindirlendirme beni. Bebişko biraz sakinleş be. Ne yapayım sen sinirlenirsen? Hayır anlamıyorum. Hayatım, yol boyunca götü başı oynuyor oynaya geliyor. Sen neler diyorsun? Benim için kavga ediyorlar ya. Ay ben çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Tamam sakin ol aşkım. Sen bunlarla niye bulanıklarla bulanık oluyorsun? Şu tiplere bak. Hayatım sen şu bulanık bok mı? Kapalıyla niye? Sen safkan mısın? Bokla. Boş ver ya. Yanımda dur sen benim. Bu gerizekalı mutfakçını nerede ya? Gerizekalı mutfakçını. Ben değil miyim bence? Ne yapayım? Sus. Sen sus. Hoş. Çok değişikti. Merhaba. Sakin ol, sakin ol hayatım. Gel ben sana masaj yapayım. Sinirlendiriyor ya. Sen bir şey söyleyebilir miyim? Normalde kafana. Böyle biri değilim. Yok yok, sen, neden takıyorsun bunları? Şey kafana niye takıyorsun? Ayımı sinirlendim, ne yapayım? Tamam be, peki. Bırak be, değer mi be senin tatlı canı sıkmaya? Şöyle bir kes. Manyak. Bir dakikada kimin eli kimin cebinde değil belli değil. Biz burada kaç bölümdür yakınlaşmaya çalışıyoruz. Bu ne bir bölümde hemen. 2-2 oldu 2. Hayatım benim. Adam yanlış mıyım bebeğim? Hayır hayır sana bak. Biz aşkımızı yolda yaşadık. Aynen öyle. Onlar ne bilir taş yollardan yürümeyi. Ne güzel konuşuyorsun. Şair gibi konuşuyorsun. Ya. Aşkımız lordların önünde arkaya kaçmadı bizim aşkımız. Bu bir şey söyleyeceğim. Ay, bu mutfak şey cini vardı burada. Gerizekalı. Hiçbir cin vardı burada. Sizin ailenin galiba. Gitti gitti. Mesaisi bitti onun. Onun Allah kahretsin onu zaten. Geliyor bir dakika duruyor gidiyor. Bir çay demleyeyim yok. İşi kısaymış oğlum. Aa, öyle. Şu karşıdakiler kim? Kim o ya? Bebeğim hayırdır sana bir terso mu yaptılar ki oradan doğru? Gideyim burayı. Yok yok. Biri benim köpüş. Kegir Bey'i havas halledelim. Kegli bir şey söyleyeceğim. Az önce neden bana bok kafa dedin? Çok kalbim kırıldı mesela. Çok özür diliyorum dostum. Ben az önce ya, gittim golde hayat. Ağladım. Sen biliyor musun? Boş insan. Gölde mi ağladın? Evet. Ama bana bakıyor bak. Oğlum sen salak mısın? Burada niye ağlamıyorsun? Burada ağlasan biraz ilgi sana dönerdi. Gölde ağladın kimse bak farkında bile değil. Ortam içinde ağlasana oğlum. Yok normalde de fark edilmiyorum ya. Bir şey Allah Allah. Gölde ya. Ağlarsan nasıl anlayalım? Burada ağlayacaksın. Seninle ilgileneceğiz. Annem ama niçin yaptım zaten? Ana ne anlayamadım? Annen ne yaptı? Yok yok anan değil. Annem ama niçin yaptı? Lütfen anan niçin yaptı? Annem ama Bir benim tercümenim olabilir miyim? Lütfen. Olur gelir mi? Olurum olurum ben olurum. Ya, sen benden kötüsün. Bir de öyle dönemek. Lan. Ben merak etmiş olurum. Ama. Tamam hadi öldüm ya ben öldüm. Az önce mesela benim çok kalbim kırıldı. Kalbi kırılmış az önce. Kalbi kırıldı. Anlamadım sevgilin yok değil mi kalbin kırıldı? Yok bana az önce bok kafa değil. Az önce ne bok kafa demiş. Ya bok kafa kötü bir şey demek değil ki abi. Bok kafa dediğin nedir yani? Bu bir çamimiyet göstergesi bence. Aynen tabii. Öyle. Bu çamimiyet göstergesi mi? Yalnız ikimiz de terör estiriyoruz. Bu çamimiyet göstergesi mi diye aynen söylüyor. Öyle. Sakin ol sakin ol. Aynen öyle. Ha o zaman teşekkürlerimi iler. O zaman teşekkürlerini iletiyor. İletsin bakalım. Ha geldi cin. Abla. Ona bir ara sandviç içmeyin. Sandviç içmeyin. Şu memeleri yerim ha yerim memeleri. Ne? Terbiyesiz cin. Çok özür diliyorum. Boş verin sonu, boş verin. Çok özür diliyorum bizim bir piç cini, terbiyesiz cin. Boş verin, onu takmayın. Neyse, ne diyordum? Anan namı. Ne diyordun? Ne? Kevinman. Efendim? De ki bir hala sandviç içmelerim ben ona. Teşekkürler. Çatırmışsınız acaba ya? Sandviç içmeyecekmiş ya, teşekkürlerini iletiyormuş.
Çadır, çadır. Umuşamadı lan. Çadır galiba. Bakayım. Çadırı kurduk ya. Mangdım. Giriş yok ama bu. Ne mi geldin lan? Evet. O çadır çoktan kuruldu o çadır. Sizin saçınız niye sarı? Ben mi siktim sizi? Gel buraya gel gel. Cin buraya gel. Cin gel benimle. Şöyle. Neredesin lan sen? Ben mi? ben mi? Evet sen. Abi ben mi? Lan sikeyim. Oğlum sen bizim mutfak cini değil miydin? Hayır abi ben Arçelik. aptal sana çorap veren de olmadı amına koyayım. Sen özgür değilsin. Bizim emrimizde olman lazım. Amanı sikeyim sen. Sana çorap verdiler ulan boşalmışsın için oturup çekip. Böyle baba getirirsen sikerim lan okulun çocuğun. Sen çoraba boşalmışsın amına koyayım. Bak sikerim senin belanı şimdi. Çay demle lan. İç sesleri seni. Kaç şeker olsun abi? Getiriyorum şekersiz abi. Getir, şekersiz. Tamam getiriyorum abi. İyiydim. Canım diyecek anladım. Kadar çok mu seviyorsun? Bu kız gelmeden önce. Anladım. Kim kıza yürüyor? Çok mu canını bozdu? Ne anlamadım. Arkadaşım... Hayırdır birader? Bir şey yok ya, sadece tanışıyorduk. Hayatım şöyle arkama gel istersen. Ne oluyor ya bizim ya. Kızlar? Hayırdır ya? Başkan yani kırmızı Kegri bunlar bize. Sofya konuşsana Sofya. Bu ben bir şey duymadım. Kızlara nasıl duymadı? Kızlara laf mı atıyordu? Senin Sofya'ya sulandılar. Sofya'ya sulandılar. Dedi çok bağırıyorlar. Kim laf attı? Ben koruyorum senin manitanı. Sofya'ya laf atamazlar. Ben Sofya'ya laf attığını zannetmiyorum. Çünkü Sofya benimle beraberdi. Hayır. Yok yok arkalarından zaten çok bağırıyorlar. Abi gel seni bu söyleyeceğim. Ben gerçeği söyleyeceğim. Ne oluyor lan burada? Ey biraz sakin ol. Sen seninkine sana gidecek önce. Büyücüyüm ben. Yani. Teleportlarım sen ha. Biz neyiz? Biz neyiz? Netsin? Vur de vurayım arkadayım. Bilimcinin kör oğlu. Arkada yumruğun elinden bak, alsın. Profesör var ben adaptlı birisiyim. Kim oğlum profesör falan biz her gün disipline gidiyoruz. Dur profesörüm ne diyor ya profesörüm. Ne diyor profesörüm? Arkadaşlar sakin olun. Ne oldu bakalım niye kavga ediyorsunuz? Ben birisiyle tanışmak istedim. Hı-hı. Bana laf atıyor. Hocam kendisi efendim? Affedersiniz benim kız arkadaşıma. Nişanlısı. Nişanlıma sözlüme sulandı. Terbiyesiz. Vay terbiyesiz. Sulandı. Evet ben bunu anladım. Yani kız arkadaşını kıskanıyor olabilir canım. Kıskanamaz. Normal. Yok yani sen kıskanıyor olabilirsin kız arkadaşını demek istedim. Sadece ben kıskanırım. Sadece ben kıskanırım. Onun saçını başını siker ben kıskanırım sadece. Yok artık. Özür dile. Tanışmak istediğin için özür dile çabuk. Kendi saçına yani koyacaksın. Bence sakin olun. 1v1'e çıksın efendim. Eğer kız ölen. Tanışmak istemiyorsa yapacak bir şey yok. Çıkalım 1v1. Efendim şöyle bir şey var. Kız tanışmak istiyor İbo'cum. Sen niye arkadaşların önünü kapatıyorsun? Senin o, kız tanışmak istiyor. Normal bir tanışma değildi. İstemiyorum. Bak arkadaş doğru söylüyor. İstiyor gibi duruyor ama. Sen istedin mi Olivia? İstemiyor abi kız burada. Olivia'nın da ne dediği belli değil. Hocam nişanlım istemiyor. Canım. Kendisi ısrarla tanışmak istiyor. Yani eğer istemiyorsa zora tanışamazsın sen de canım benim. Evet istemiyor. Canım zora tanışmak değil. Orada birisiyle konuştun. Lan sapık oğlum. Orada birisiyle konuştun. O sırada tanıştın. Oğlum. Lan burası çok karanlık. Ya yani sen tanışmak istiyor musun canım benim? Burası çok karanlık. Gel lan buraya. İstemiyor hayır efendim. Yürü. Cevap verdiğini sanmıyorum. Hayatım. Tamam cevap vermediğine göre eğer hadi herkes okula gidiyor artık dağılalım buradan hadi başlayalım okula gidelim çok yürüyelim hadi haydi okula gidelim hadi gel gidelim okulumuza yatakhanemize tamam hadi odamıza gidelim hadi odamıza gidelim zorlan şuna be dedim babanla mı sarı saçlı lan dedim babanla mı ittan sahip çıkalım senin babanla mı sarışın lan benim babam en azından senin gibi çirkin bir edepsiz değil ucube arkadaşlar okula. Okula nereden gidiyorduk ya? Ben şuradan mı galiba? Nereden? Buradan gelin. Buradan gidelim profesörüm. Gelin canlarım benim. Benim bütün yollarım sana çıktığı için. Şimdi bak şimdi bak yolda. Siz ne kadar tatlısınız öyle. Gerçekten. Sağ olun efendim. O Sofya'nın tamamen Sofya'nın tatlılığı efendim. Tatlı olduğu kesin arkadaşım, evet. Arkadaşım beni savunduğunuz için bana da bulaştırdı. Teşekkür ederim. Sen daha tatlısın. Teşekkür ederim beni savunduğun yani için. Bak şimdi burada
öperim seni. Şimdi burada yatırır öperim seni. Kekri ben de seni öperim. Hızlı hızlı. Gidelim gidelim. Doğru, senin deden yürümeden uçmayı öğrenmişti. Evet, atlamayı. Çektiğim belli oldu. Aynen. Füdüm basmak var mı abi okula gelirken? Herbize bahsedin. Ha pardon, kaptırmışım. Benim, ben birazcık. Küçüğüm ama küçük adım atıyorum. Senin küçük adımlarını yerim ya. Beni hiç beklemiyorsun. Aşk yaşıyoruz, aşk. Okulda kıskanç piçler görsün bunu, kıskanç piçler. Burada bir aşk yaşanıyor, aşk. Saygısızlar, kıskananlar çatlasın inşallah bu okulda. Ya ben kıskanıyorum ya. Çatla. Ya, bak çatlamaktan bacağım kırıldı. Patlasınlar kıskananlar. Gel hayatım. Ağzına verdim. Seni çizen tasarımcının ben amına koyayım seni. Ağzına verdim. Ağzına mı verdim? Cin var mı cin? Cin. Okul kıskansın. Neyi kıskanacak ya? Sırtımda taşıyorum. Kızı kendine aldım. Sırtında mı taşıyorsun? Çok güçlü. Aşkım bin asama göçüreyim seni artık ya. Ya da yatakhane de var. Asana mı? Cin buraya gel. Lan salak, kız seni enayi yerine koyuyor oğlum. Kafasında taşıtırıyor seni. Enayi yerine koyuyor. Sen İyi malsın. Kızım. Seni kullanıyor oğlum bu kız. Hayır. Öbür çocukla tanış. Nereye kullanıyor? Bir dakika senin ismin neydi? Olivia mı? Olivia mı? Neyse artık. Olivia'nın o Gryffindorlu çocukla ben konuşurken gördüm. İstersen gerisini siz düşünün. Gidelim mi hayatım? Sen de ortada konuşuyorsun. Ben onunla konuşmak istemedim. Gel. Daha birileri yürümeyi bilmiyor. İlişki yürütmeyi mi becerecek? Biraz daha tatlı birileri olacak. Ya sen ne kadar tatlı bir şeyler söylüyorsun öyle. Hayatım görüyor musun milleti? Tutamıyorum kendimi, ne yapayım? Ben de aynı şekilde. Peki senin cini dövüyorlar abi, nasıl? Leş. Görsünler onu, en sonunda hak etti çünkü. O bulur bir yolunu. Daha kız yürümeyi bilmiyor. İlişki mi yürütecekler bura? Yatakhanenize. Yatakhanemize mi? Kikricim buradan tatlım. Ha, burada mısın dedeyim? Kikricim buradan tatlım. Buradayım. Lan sus, mal. Mal gibi taşlı kız işte böyle, her yere taşlı. Kızın köpeği olmuşsun iki günde, karaktersiz. Tabii yani. Mal olunca taşınıyor. Hayır. Mal! Ooo! Daha neler! Seni taşımıyor değil, kıskanma Sofia. Sofia bir kere bir obje değil, tamam mı? Obje değiliz. Kıskanma. Biliyor musun, kıskanmaktan çok laf söylemek daha eğlenceli. Kızda kaymıyor ki saç olmadığından. Kegri, sen demiyor muydun? Anlamadım, ne diyor? Duy bunları Sofia. Salak salak konuşma aptal. Bir şey demiyor hayatım, gel gidelim. En azından senin gibi bulanık değil. Ney değil? Bulanık mı? Sana demedim. Arkadaki Gryffindor'luya dedim. Beni mi övdü anlamadım. Bize dememiş. Ben evime kaçıyorum. Bay bay. Gryffindor'luya dedim. Bay bay. Konuşuyordu da kendisi. Ben de elime gideceğim. Yok Romeo. Hayatım. Köller sağırlar, birbirine ağırlar olmuş sizin ilişki birazcık. Oy. Oy. Dört noktu. Bana saplasan içimde i̇şte, kalırdı. Yayla kadar götüm olsaydı tek çobanım sen olmazdın. Oy. Oy. O laflar boy boy girsin. Koysun sen. Kovboy. Şatına güneş enerjisi. Gitsin sen Kalaşnikov mermisi. Oy. Oy. Ceren. Sana demedim. Tenceren. Sikri git lan buradan. Sikri kalk. Bu ne alakaydı? Allah Allah. Klasik Gryffindorlu şakası. Köylü şakası. İşte. Bir mal gibi, bir eşek gibi, eşek gibi kızı taşıttı. Bak kaç kilometrede taşıyorsun kızı. Taşırım. Hayatım için her amele şey olur. Amele ne oldu kendine? Mal. Amale. Amale. Fıtık oldu fıtık. Bak sana diyorum ki ama ele. Elemiyorsun. Hep, şey hiç elemiyorsun. Eleme yapmıyorsun. Ben açayım hayatım. Tamam kıskanç ya. Gördün mü hayatım kapımı? Abazalıktan. Onlar azıcık. Aptal seni. Kızım sen de in artık yani, geldik ya, daha nereye kadar getirsin? Allah Allah, anma suistimal ettin. Yatağı ya. Yatağı da birlikte gidecekler herhalde. Kafam terlemiş hayatım. Haberin olsun. Kafan terlememiştir, belki kız altına işemiştir. Oğlum senin niye kafam kıpkırmızı oldu ya? Ya bak kızım.
Sana ne? Arkadaşlar durun, kavga etmeyin. Hanede Bay Snape görürse hepimizi Aslan'ın üzerine oturtur. Kardeşim Bay Snape de ki Kegri Bey de kavga sen çekti Canada'da etti sen de. Sen ancak bundan sen anlarsın Olivia. İbomi Kenneth selam vardı. Aşkım, o pisellerini üstümden çek. Yaklaşma. Ya senin yoksa... ne işin var burada? Senin ancak gücün buna yetiyor. Sıra var mı bir tane? Beynini kullanamıyorsun. Ya Dobby şey sen ne kadar büyümüşsün oğlum buna ya. O benim küçük kardeş lan amına koyayım. Nasıl hala yapıyorsun? O oğlum siken. Oğlum siken ben başka kardeş. Bir Ayşe sigara varsa. Ayşe sevgilini al başımdan artık. Salak senin. Sülük gibi bana yapıştı. Sana yapışsın. Yapışmıyor ki bunu. Tutmuyor bana çünkü. Yapış hayatım, yapış bana. Git artık. Neyse onlara biz yatağımızdayız. Yapışma. Bizi rahatsız etmeyin. Hadi iyi geceler Kegri'cim. Kegri'cim. Geceler. Efendim. Mevzu olursa çağırırsın. Geciktirici falan lazım olursa. La Cin gelsen de ben de at Cin. Kardeşim. Malum şimdi yaşında vermiş ya olduğu şeyden dolayı. Lan senin ben... kadar ambazı var mı lan bu okulda? Kamil. Bir kız gördün hemen tutuldun. Neyse hadi tamam biz tamam. Biz bir günde aşık olmadık günde. Kavga etmeden iyi bir şekilde uyuyalım lütfen. Ablacığım sen yine uyuyalım de bu arkadaşa hayatım. Dikkat et. Bak yine de bu arkadaşa dikkat et. Bence aynı yatakta uyumayın. Bu çünkü... Uyuyalım pis hayatım. Bir insan, pis bir insan. Haberin olsun. Benden söylemesi hocam tavsiye yani. İnanma bunlar hayatım gelse. Neyse hadi iyi. Gel aşkım biz de yorganın altında çocuklar duymasın yapalım. Aşkım gel. O benim kızın oğlum da gel lan koşma evinize çocuklar duymasın. Gel gel yatağına. O benim kız Alafatan lavuk nerede bana getirin onu. Ha burada yatıyor. Neyse bırak uyusun uyusun. Kimmiş ya onun kızı? Sana diyor. Geri. Sana lavuk dedi. Bir dakika bir dakika bir saniye. Ayak. Sen ayak bizim kıza doğru sen bizim kıza doğru peyniri falan demişsin. Bunun Kamil de... burası hayırdır ya burası Bağcılar mı burası? Burası sen ok varsa ya. Buraya sen nasıl sen girdin? Kamil. Bak. Kızın ağzı yok mu lan çift kulak? Falçatama gitti bana. Falçatama gitti bana ama. Gerçekten inanılmaz. Ben bu lavukları tek tek indiririm. Gel lan buraya amına kodum çocuğu. Hangisi yapıyorsun sana? Hangisi ters yapıyor? Hangisi ters yapıyor? Sikerim seni be lan amına kodum çocuğu. Oradan sikerim amına kodum. Ya sen ne diyorsun? 70 yaşında buruşmuş bana gelmiş burada bağırıyor ya. Payda abi bu çocuk. Hadi oğlum yatın uyuyun bak ne olur. Hadi yatın zıbarın ya, hadi gidin. Sen o kadar yemek yedin hala nasıl uyumuyorsun ya? Aman sakın. Ya biraz kış uykusunu edeceğim abi biliyor musun? Daha uyanmayacağım. Gizlice uyuyalım. Olsun çocuklara duymasın. Ben şu çocuğun yatağın altına gideceğim. Aferin lan. Öğrenciler. Yandan hoca bakıyor sikecek ben. Bayağı sevdi gözünü. Oğlum salaklık yapma. Monix geldi. Herkes yataklarına geçsin. Hadi bu karışıklık ne darmadağın burası. Hadi hadi. Amına kodumun Doktor Strange'ine bakalım. Öğrenciler yataklarınıza geçin. Efendim yatağımız burası. Hogwarts'ta her öğrenci farklı yataklarda yatar. O yüzden ayrılmanız gerekiyor. Bari biraz aynı yatakta yatsaydık bir 10 dakika. Hocam, yönetmelik gereği kabul edemeyiz. Geçebilirsiniz. Peki. Efendim erkek erkeğe bir şey olur mu? Hocam öğrenci saygısızlığı da kabul etmiyoruz. Uyduktan sonra gel. Tamam. Yatak olmadığı için. Bak ben delikanlı adamım. Olivia neredesin? Kibricim. Tamam mı? Yukarı tamam tatlı. Kardeş biz de delikanlı adamın halinden anlarız. Biz de delikanlıyız. Bir daha sıkıntı yaratma burada benim eşimin dostumun önünde. Duyuyor mu lan? Duyuyor mu lan abimi? Kedi! Duyuyor mu lan abimi? Ne bu ya? Duyuyor mu lan abimi? Foto senin lamba gibi geliyor. Ya ulama. Sen kimsin? Duydum. Sen benim kim olduğumu bilsen çorabımın içinden su içersin lan. Onu evet götürelim. Ya abi niye öyle doğru peynir yiyorsun kızın yanında beni küçükmüşüyorsun. Dövecektin zor zaten sesimi çıkartamadım demesine abi öyle. Kardeşim o kız kendisini savunamıyor mu? O yüzden ona öyle dedim işte. Senin yanında şimdi geldim atar yaptım uyardım falan de git kıza şovunu yap tekrar. Bir daha demeyiz. Yaptım. Sıkıntı yok o zaman. Hadi bakalım. Herkes kendi yataklarına. Falçatı malçatı dedin mi? Kusura bakma yani. Öyle sıkıntı yok. Korkuttum seni. Falçata deyince aklım gitti ya. Sen falçata burada diyorsun. Yok. Dua et neşter çekmedim. Eyvah. Saat çok geç oldu. Uyuyun artık. Benim için uyku vakti. Sen nereden geldin? Ben buradaydım.
Sofya'cığım iyi uykular sana. İyi uykular ki yürücüm. Çok sağ ol. Çok Allah razı olsun bu öpücüğü bana gönderdiğin için, attığın için. Çok teşekkür ederim efendim. Beni uygun gördüğünüz için, o dudaklarınıza, benim dudaklarıma uygun gördüğünüz için çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Tutunuzu alt et. Bak şimdi ağzını. Tutunuzu alt et efendim. Çok sağ ol. Uygulandım ben, yatağıma gideyim orada. Hadi bakalım herkes yataklarına. Tabii. Haydi haydi. Yatağımıza. Oh, uzun bir gece olacak. Kalbim mi hızlandı? Aman şşt, sakın kimse uyanmasın. Gizlice ayrılalım. Bu ne ya? Alt R'ye basmışım. Alt R. Çocuklar duymasın. Ya şu... Sağ ol. He? Ağzınıza sağlık diyorum. Eyvallah. Şok varsın makarasyonu çok ayrı bir şey ya. Harbi söylüyorum bak. Şimdi arkadaşlar rica etti bir duyuru yapacağım abi müsaadenle. Buyursunlar. Sunucuda siz de oynamak istersiniz. Server'ın ismi Karma Hogwarts. Ama Allah aşkına normalde şu part RP gelsin. Yapıyorlar. Efendim abi? Kaynatmaya gelmesinler ama bak. Aynen. Normalde bu izlediğiniz entertainment usulü. Normalde burada bayağı Harry Potter hard RP dönüyor yani. Herkes büyücü müyücü tribinde. İlginizi çekip oynamak isterseniz katılırsınız yani. Sofya'ya da yürümeyin ha katılanma olursa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ambazibo hoş geldin. Ya rol bizi ambazlığa sürükledi. Ulan anında döner mi bir insan ya bu kadar seri bir şekilde? Harbiden şaka gibisi ya. Alp'i de hapishaneye kilitlemişler. Harbi mi? Abi çok iyiydi ya. Amına koyayım iki kelime ettik buraya kilitlediler beni yazıyor. SS atmış bana bir tane. Onu zaten öldürürler yakında ben sana söyleyeyim. Şarkı söyleyen Emre'ydi. MVX. Katman Fest'te de birinci olmuştu Emre. Şarkıyı söyledi. Şerefsiz koparttı ya gelmiş ya. Lan Alp. Dayı. Oğlum geç kalmışım ya. Ben gelsem başından. Tam karakterini bulmuşsun ama. Değil mi? Aynen. Profesör kim adını verin. Oğlum tanımıyorum ki bilmiyorum ki. Kimseye terbiyesizlik ve zorbalık yapmayın. Alp senin karakter güzel olmuş ama bu küfür seviyesiyle seni karanlığa falan götürsek seni orada CK'nı verirler ha. Karakter kill yaparlar yani. Evet dayıcığım tüm seçimlerin doğruydu. Ya piş misin ya? Dayı bak burayı iyi oynadın. Tek attın lan. Ya mesela. Oğlum dayı sikeceğim oğlum bu var ya. Bu tam ciddi bir şey okuyorum dayı araya sıkıştırıyorlar bir de biliyor musun? Yediriyorlar ama. %70'ine geldik dayıcığım gerisi sende. İnanılmaz. Dayı buradan sonra başlıyorsun zaten. Bak oyun hakkında spoiler kesinlikle vermeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Oyun buradan sonra var. Dikkatli ol. Ben çekiliyorum. Dikkatli ol. Diğer tüm senaryolarda ölüyordun aynen. Ne yapalım? Bak Reddit bir tanesi, bakalım. Bir tanesinde float hazır. Bence float hazır. Bence Reddit'i bu yayın artık uyuyan uyudu hocam. Saat 3'ten sonra da Reddit bakılmaz. Bence ama bence benim fikrimi soruyorsanız Reddit'i bir sonraki yayına atalım. FIFA. FIFA oynarım bu arada herkes oynarsa.
herkes. Paladay sende var mı? Ben Paladay'a hiç dayı bende FIFA yok. Paladay'a ama oynamaz. Seviyorum yani geyiğinizi izlerim. Keyifli de oluyor FIFA'nız. Yani FIFA girin mi diyorsun? FIFA girin dayı ya. Ya FIFA... FIFA'nız keyifli. Ben de yüklü. O zaman Minecraft ya herkes. Biraz kalabalık olması lazım. Minecraft için de çok geç oldu abi. 3 saat ya. Swaggy Bark'la Mortal Kombat. O olabilir. Valorant olabilir. Samet uyudu mu? Uyumuş olabilir Samet. Benim karnım çok acıktı bir esnada ya. Ama yemeyeceğim. Yemeyeceğim çünkü kilo alıyorum. Birazcık dikkat etmem lazım artık. Yani o dönemlere geldim. Kilo vermem gereken dönemlerdeyim artık. Çünkü yaz da geliyor ya bir yandan. O yüzden bir tık sıkıntılı süreçlerdeyim. Hadi. Yani yaz gelmesi hani yine belki bakılır bir şeyler yapılır da yaz gelmesi bizi burada etkiledi yani. Bir tık erken verdin ama bu kararı. Neden? Daha var ya yazın. Ne laf mı sokuyorsunuz bana şu anda? Evet. Sokun bakalım. Korku var mı lan korku oyunu? Kilo yapmayacak ne var ya kilo yapmayacak. Olur vallahi. Değil mi? Korku çıtır bir korku varsa geçerim korku. Bir baksanıza ben şuraya hemen bir bakayım. Dayı. Evet, dayı. Bakıyorum hemen. Yandan. Evet dayıcım, Bloodwash diye bir oyun var. Bloodwash. Aynen dayı. Biraz PlayStation 2 kafasında katil var. Öyle ilerliyor muhabbet. PlayStation 2 kafasında mı? Grafikler öyle yani. PlayStation 2 grafikleri vardır ya. Tamam, onların tarzı öyle yani. Kıyaslayabilmem için açısından soruyorum. Daha önceki oynadığımız PlayStation kaça tekabül ediyordu sence? 1. PlayStation 1. He, daha iyi yani görseller. Evet, bir tık daha iyi. Ama yine çok eski yani. Tamam, daha iyi abi. Radyo, aynen. Bir de Radio Station var dayıcım. Sen hani böyle inli cinli falan radyo sevmiyorsun. Radio Station ama inli cinli de yani. Çok güzel ama hani çok güzel o oyun. Çok güzelse gider. Radio Station. Çok, çok güzel. Ben niye yazamıyorum ya? Radio. Radio. Station. 2 liralık oyundan ama pek bir beklentim biraz düşük aslında yani. Yok çok kaliteli oyun ya. Radio Station bayağı iyi dayı. Korkutur mu diyorsun? Tam bu 2 liralık olan değil yukarıdaki. Diğeri. Şimdi. belki bu dayıdır ya. Başında D var. D Radio Station. Ama belki bu dayı dediği gibi. Bir bakalım buna. Ama bildiğimize girmek daha mantıklı değil mi Çağrı? Bilmemek ayıp. Bu yapımcının bir tane oyunu var Ghost Train diye. Onu biliyor musun dayı? Ya, biliyorum o da çok güzel. Ama işte şey sevmiyor ya. Gerçek ha, inli cinli mi o? Aynen evet, o öyle. Ama bu da inli cinli doğru mu? Evet bu ama hani o inli cinli tarzın en iyisi bu. Araba bu falan küçük sürüyorsun. Inli cinli. Aslında öyle gibi ya. Oyunu bak bana nasıl satıyor. Araba sürüyorsun diyor oyunda diyor. 2003'te miyiz amına koyayım? Araba sürüyorsun oyunda. Buradan alsın beni. Değil, radyo istasyonuna korku hikayeleri gönderiyorlar. Hani olur ya böyle Amerika'da. Sen ne okuyorsun o korku hikayelerini? İnce ince olay o. Bunu çıkartamıyorum. Bunu da alayım amına koyayım. Ne yapayım ya? İki tane radyo istasyonu. Çıkartıyordun oğlum geride. Ya, ne yapayım ya? Ya yemin ederim. Üşengeçlik bu.